Herkese merhaba. Dördüncü çevrim içi etkinliğimiz olan GMK sunumlarının sekizincisine hepiniz hoş geldiniz. Pandemi süresi sebebiyle çevrim içi olarak YouTube kanalımızdan etkinliklerimize devam ediyoruz. Sizler de bizi desteklemek için YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hatırlayacağınız gibi GMK sunumlarda bugüne kadar sırasıyla illüstrasyon, kitap kapağı tasarımı, sergileme tasarımı, yazı karakteri tasarımı, afiş tasarımı, markalama tasarımı ve hareketli görüntü tasarımı başlıklarıyla etkinlikler düzenledik. Bunları kaçıranlar varsa gmk.org.tr adresinden ya da YouTube GMK Turkey sayfamızdan geçmiş tüm etkinlik videolarımızı seyredebilirsiniz. Bugünkü sunumlar etkinliğimiz daha önce gerçekleştirdiklerimizden biraz daha farklı bir yapıda olacak. Sizlerin de bildiği gibi daha önceki GMK sunumlarda bir etkinlik teması belirleyip bu tema üzerine iş üreten meslektaşlarımızı sizlerle buluşturuyorduk. Bu sefer bir tasarım eğitimi deneyimi ve bu deneyim süresince verilen eğitimin yapısı ve sonuçları üzerine konuşacağız. 2003 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde sürdürülen disiplinler arası tasarım eğitimi programı ve bu program kapsamındaki deneyimleri ele alacağız aslen. Aynı zamanda 18 yıldır devam eden bu eğitim deneyimi sonucunda öğrencilerin ürettiği işleri görme fırsatımız da olacak. Konuklarımız Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden Ümit Celbiş ve Ayşe Bingel, grafik tasarım bölümünden İlhan Bilge ve Ardan Ergüven, tekstil tasarımı bölümünde Yeşim Bağrı Şen ve İdil Akbostancı olacak. Kendilerine öncelikle davetimizi kabul ettikleri için GMK adına teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz toplamda 2 saat sürecek. Teknik sebeplerden ötürü hiç ara vermeden devam edeceğiz. Önce tüm konuklarımızla disiplinler arası tasarım eğitimi programı ve kişisel deneyimleri üzerine konuşacağız. Arkasından öğrencilerin bu derste ürettiği işleri göreceğiz. Sizlerden gelen soruların cevaplanmasıyla da etkinliğimizi sonlandıracağız. Etkinlik esnasında konuyla ilgili sorularınızı lütfen YouTube'da live chat üzerinden yani görüntünün hemen yanında bulunan live chat kutusundan yazın. Ben konuklarımıza sorunuzu ileteceğim. Bildiğiniz gibi hem İlhan Hoca hem de Ardan Hoca birer GMK üyesi. Bunun ötesinde ikisi de yıllarca GMK Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştılar. Sizlerden de henüz GMK üyesi olmayan ve üyelik hakkında bilgi almak isteyenler varsa gmk.org.tr sayfasında üye ol kısmından gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum ve ilk sorumla başlamak istiyorum. Ümit Hocam, disiplinler arası tasarım eğitimi programı hangi düşünceyle ya da ihtiyaçla doğdu? Bir saniye. Herkes seslerini alabilirse şeye, sesliye. Tamam. Hocam bir daha alın lütfen. Tamam mı? Evet. Buyurun hocam, dinliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Günün ilk konuşmacısı oldum. Galiba yaşımdan dolayı en kıdemliyim. Bir de bu işin başlangıcında olan kişi olarak. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Bu ortak çalışma kavramı yani çok kullanılan, yani yıllardan beri duyduğumuz, ağızlara sakız olmuş bir kavram. Biz bunu biraz daha hayata geçirmek konusunda özellikle daha okuldan arkadaşım olan İlhan Bilge ile beraber arada bunları hep konuşurduk. Ta ki 2003 yılına kadar, çünkü İlhan Hoca da bir profesyonel olmasının yanında bizim okulda ve Mimar Sinan'da derse girdiği için en sonunda bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Ve 2003 yılında da önce endüstri tasarım ve daha grafik tasarım olarak başladık. Şimdi amaç nedir? Şimdi ortak çalışmanın birkaç temel şeyi var, faydası var. Birincisi şu var. Yani kendi bilginizi başkalarının bilgileriyle takviye etmek, tamamlamak. Bu önemli bir şey. Yani eksik veya zayıf olduğunuz bir noktayı başkasının gücüyle doldurmak veya tersi sizin iyi olduğunuz bir noktada partnerinize
ortak arkadaşınıza yardımcı olmak ve de ekip üyeleriyle empati kurmak, yani insanları dinlemek, anlaşmak gibi çok temel, yani bırakın tasarım için, yani yaşamda bile çok bir faydalar getiren kavramlar bunlar. Yani biz bu nedenle başladık. Tabii başlangıçta tasarım, grafik ve endüstri tasarımı ile konularla biraz üzerinden bu işi tartışıyorduk. Ve ilk dönemde de iki bölüm olarak yaptık. Onu devamını tekrar şey yapabilirim. Yani nasıl oldu, ne şekilde oldu gibi teknik ayrıntılara ben ve İlhan arkadaşım da gerekli şeyleri yapacaktır. Devam tabii, edebilir miyim? Tabii. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir de hayatın gerçekleri var. Yani profesyonel hayatın gerçekleri var. Artık dünyada bütün büyük firmalar, tasarım firmaları, reklam firmaları gibi tasarımla iş yapan firmaların hepsinin çok farklı tasarım alanından tasarımcı çalıştırıyor. Hatta tasarım alanı dışından bile. İşte psikolog, sosyolog, davranış bilimci vesaire şeyler çalıştırıyor. Geçen de bir örnek vermek gerekirse birkaç gün önce yine YouTube'da Murat Günak var. Çok ünlü bir Türk tasarımcı. Mercedes'de, Chrysler'de çalıştı. Onun bayağı bir eski bir şeyine rastladım. Herhalde nerede baktım 20-25 sene önceki bir şeydi. Benim altımda 270 kişi çalışıyor dedi. Yani tasarımla ilgili sorumlu. Tabii içinde mühendisler, konstrüktörler, teknik eleman dışında tasarımcılar, grafikerler, yazılımcılar, yani herhalde saysak dünya kadar alt alta satır gelir şeyler çalışıyor. Yani bu işler böyle. Yani ne bileyim, mesela ben yurt dışında rastladığım Fransız demir yollarının o ünlü hızlı treninde o kadar çok şey var ki, yani en ufak vidadan kumaşa kadar total tasarım ürünü. Ve çok ünlü insanlara bir örnek vereyim, mesela Michel Lacroix da iç şeylerden sorumlu kişi olarak sisteme katılmış. Yani bu hem kalite hem de tabii biraz promosyon olarak da önemli bir konu. Yani bu hayatın bir gerçeği, ortak çalışma gerekliliği. Özellikle tasarım konularında. Çünkü tasarım hakikaten çok geniş bir şey. Yani bir kişinin tek başına, yani bir sanatçı özgürlüğüyle falan yapacağı bir iş değil. Kesinlikle başka kaynaklardan beslenmeniz lazım. Projelerinizde de bu şekilde yapmak gerekir. Okullarda çok nadir yapılan bir şey bu. Ama pratik hayatta hepimiz biliyoruz ki bütün tasarım firmalarında bu tip farklı formasyonlu kişilerle beraber çalışılabiliyor. Yani bizim şeyimizi ben hani tevazu bir yana koyayım. Yani bu 16-18 senenin birçok şeyde önemi de buradan geliyor. Ya çok uzun soluklu bir çalışma. İyi ki de başlamışız. İnşallah bu pandemiden sonra da tekrardan aynı şeyde hızla gideriz deyip bir nokta koyayım. Başkalarının hız hakkında da şey yapmayayım, geçmeyeyim. Tamam hocam. İlham hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir kere herkese merhaba diyeyim ben de. Ümit'in verdiği örneğe çok yakın bir başka örnekle ben karşılaştım. Grafist için Türkiye'ye gelen, burada workshop ve seminer veren Muray vardı, tasarımcı, grafik tasarımcı. O Japonya'da GK adında bir tasarım firmasında çalışıyordu, anlattı. Dedi ki bizim firmada 250 tasarımcı var. Gene 250 rakamı. 25 tane grafik tasarımcı var, ben onların başkanıyım dedi. Diğerleri başka disiplinlerden tasarımcılar dedi. Yani işte arayüz tasarımcısı, iç mimar, dekoratör, tekstil tasarımcısı, hepsi birlikte çalışıyorlar. İşlerini gösterdi. Aynı çok denk geldi Ümit'in örneğiyle. Hızlı treni tasarlamış bu firma. Biletini, kumaşını, bilgisayar web arayüzünü, mekaniğini, her şeyini, trenin kendisini, koltuğunu, tümünü aynı firma tasarlamış. Şimdi onun çıkartacağı uyumu düşünün. Bir de biri gelecek işini yapacak, öbürü gelecek kendi işini yapacak, üçüncüsü gelecek. Ortaya çıkan kakafoniyi düşünün. Yani bu işlerin tek elden çıkması lazım. Ha, şimdi hangi alan daha önemli? Tabii ki grafik daha önemli. En önemli meslek grafik. Ben bir saat konuşurum dünyanın en önemli mesleği grafik diye.
Ama yaptığım işin mekan tasarımına gelince susup kalıyorum. Kavanoz tasarlanacak, susup kalıyorum. Kumaşlar ne olacak, susup kalıyorum. Ve şöyle örnekler çıkıyor. Yani sanal olarak, abartarak şöyle bir örnek vereyim. Müşteri bana geldi. Dedi ki biz bir kafe zinciri kuruyoruz. İşte kahve satacağız, çay satacağız. Mekanlarımız olacak filan. Bize tasarım yapar mısınız? Tabii yaparız. Kralını yaparız. Nelerimizi yapacaksınız? İşte etiketinizi yaparım, logonuzu, kurum kimliğinizi, ambalajınızı, her şeyinizi yaparım. Mekanı ne yapacağız? Birini buluruz. Perdeleri, ödeşemeleri, personel kıyafetini birini ona da buluruz. Web tasarımını yapıyor musunuz? Yok biz yapmıyoruz, başka birini buluruz. Piyasa araştırması, bir şirket bulur, anlaşırız. Peki biz düşünelim diye kapatır adam telefonu. 10 gün sonra der ki teşekkür ederiz, biz bunları yapacak bir firma bulduk, onlarla anlaştık. Biz böyle böyle bir sürü müşteriyi çok uluslu şirketlere kaptırıyoruz. Çünkü onların bütün bunları yapacak işte örnekteki gibi elemanları var. Her biriyle ayrı ayrı muhatap değilsiniz. Bunları koordine etmek mümkün değil. Yani işveren şirketin hiçbir yetkilisi böyle 8-10 tane değişik tasarımcının işini koordine edip bir bütün oluşturtamaz. Öyle bir meslek yok. O zaman da her biri ayrı telden çalmaya başlar. Çünkü herkesin egosu kuvvetli. Çünkü herkes tasarımcı. Bu birleşerek olur. Ben hep şunu düşünüyorum. İleride grafik tasarım atölyeleri, endüstri tasarım atölyeleri, tekstil tasarım atölyeleri olmayacak. Tasarım atölyeleri olacak. Orada herkes oluşturduğu ekiplerle diyecek ki biz tekstil, grafik ve iç mimarlık işini yaparız. Öbürü başka bir şey söyleyecek. Şöyle bir örnek vereyim. Bu gerçek örnek. Sanal değil. Ünlü restoran zinciri, küçük bir zincir ama çok eski, çok ünlüdür. Dedi ki biz küçük restoranlar açmaya karar verdik. İstanbul'un değişik yerlerinde, alışveriş noktalarına yakın. Lezzet Durağı diye galiba isim koymuşlardı, yanlış hatırlayabilirim. Tasarımı yapar mısınız dedi. Zaten yıllardır çalışıyorum, tabii yaparım dedim. Siz o zaman logo çalışmasına falan başlayın dedi. Dedim iç mimarınız kim? Daha belirlemedik, bulacağız birisini, çalışacağız dediler. Dedim ben iç mimarla konuşmadan hiçbir şey yapamam. Çizgi çizemem. Bilmiyorum ki o mekan nasıl bir mekan olacak. Ambiyans ne olacak? Ne kumaş kullanılacak? Ne renk kullanılacak? Tarzı ne? Yani taşıdığı ruh ne? Onu bilmeden ben hiçbir şey çizemem. Ancak oturacağız karşılıklı iç mimarla. Birlikte bir şey oluşacak, çıkacak ortaya. Ondan sonra çalışmaya başlayabilirim. Teşekkür ederiz, biz sizi ararız dedi. Bir daha aramadı. Ama hakikaten hiçbir şey çizemem. Ancak birlikte çizilir. Böyle bir şey. Yani bizim başkalarıyla birlikte düşünme pratiğini geliştirmemiz lazım. Bu da örnekler üzerinde çalışarak olur. Ben çok uzatmayayım. Diğer arkadaşların zamandan yemeyeyim. Peki diğer hocalarımın deneyimlerini alayım ben. Zeynep Hocam, sizin disiplinler arası tasarım eğitimi programı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? İyi akşamlar, merhaba. Ben 2003'te asistanken İlhan Hoca ve Ümit Hocam'la beraber başlamıştım. Ümit Hoca'nın asistanı olarak endüstri tasarımında. Aslında benim için de yeni bir deneyim olmuştu. Ben de bir öğrencilik geçirdim aslında ona bakarsanız. Hocalarımla birlikte disiplinler arası bu işin nasıl yönetileceğini birazcık da tecrübe etmiş oldum. Epey de güzel şeyler tecrübe ettik ve öğrendiğimi düşünüyorum. Bir o öğrencilik kısmını geçirdim. Öğrenciler açısından ya da bu disiplinler arası çalışma ya da multidisipliner diyelim, tam da İlhan Hoca'nın söylediği gibi ya da Ümit Hocam'ın verdiği örnekler doğru örnekler, çok da güzel. Tek başına bir insan bir ihtiyacı karşılayamaz. Özellikle yaratıcı endüstrilerle ilgili, yaratım endüstrisinin içinde olan kişiler bunu yapabileceğini iddia edebilecek kişiler olabilir. Her meslek kendi içinde bunu belki barındırabilir ama neticede birlikten de kuvvet doğuyor. Bu tür yaratımla alakalı özellikle konularda ve endüstriyle de çalışılıyorsa mutlaka birlikte çalışmanın faydası oluyor. Biz de bunları deneyimledik. Ben epey bir şey de öğrendim.
bayağı bir uzun süredir de bu işi sonrasında da Ardan Hocam'la beraber de sürdürüyoruz. Ben de böyle bir özetleyebilirim kendi açımdan. Ama öğrenciler açısından da bunu deneyimlemek bence hem biz öğrendik ama onları da böyle bir ortak alan içinde biraz da tarif edilmiş bir ortak alan içinde buluşturmak, bir kesişim kümesi oluşturmak çok kıymetliydi. Bu açıdan da geçmişe dönüp baktığımda birçok şey kazandıklarını düşünüyorum. Yurt dışına giden mezunlarımız da var. Buradaki yaşadıkları tecrübeyle farklı, yani öyle geri bildirimler aldım çünkü. İletişim mezunlar üzerinden bazı mezunlarımız da devam etti. Hep de olumlu ve çok yönlü düşünebilmeyi de geliştirdikleri için burada yaşadıkları, bu okul ortamında yaşadıkları projelerle çok yönlü düşünmeyi de geliştirdikleri için hepsi de başarılı noktalara gittiler. Başkasının, başka bir disiplinin, yine tasarım alanının, farklı bir tasarım alanının içinde var olma veya orayı anlama konusunda daha bir rahat hareket ettikleri konusunda da geri bildirimler almıştım. Çok da mutlu edici bir şeydi bu. Ben de böyle özetleyebilirim Ferhat Bey. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar zaten devam edeceğiz konuşmaya. Ardan Hocam'la devam edelim. Açıkçası ben de Zeynep'in söylediği tüm bu konulara katılıyorum. Yani gerçekten birlikte aslında bizler İlhan Hoca ve Ümit Hoca'nın çömezleri olarak başladık bu işe. Daha sonra da deneyim kazandıkça bunun nasıl yapılacağını öğrendik. Doğrusunu isterseniz söylenecek çok şey var. Ben söyleyeceklerimin bir kısmını sunum sırasında kullanmak istiyorum. Dolayısıyla yine sözü size vererek devam ediyoruz. Teşekkürler. Yeşim Hoca, siz ne düşünüyorsunuz disiplinler arası tasarım eğitimi programı hakkında? Teşekkür ederiz. Biz 2008 yılında İlhan Hoca ile Ümit Hoca'nın tekstil bölümünü de aramıza katalım teklifiyle de aslında girdik. Çok da güzel oldu çünkü biz... Özellikle yaratıcılığa dayalı bilgilerin ve derinliğin verildiği bir eğitimle bir anda, yani tek bir kanaldayken çoklu bir kanala geçmenin farklı deneyimlerini yaşadık. Çünkü burada özellikle disiplinler arası dediğimiz endüstri tasarımı, grafik alanı gibi alanın kendi mesleki dilinin dışında ortak yaratıcılık ve yenilik sanata ve tasarıma dair olan kısımda çok fazla birleştiğini görünce bu anlamda ürettiğimiz ve yan yana geldiğimiz projelerde tek bir dilin değil, ortak dilin, bütün yaratıcı ekibin dili olmaya başladığını fark ettik. Tabii ki şey değişiyordu, yani herhangi bir tekstilin ya da grafiğin, endüstri tasarımının kendi meslek dili zaman zaman ayrışabiliyor. İşte biz kumaşla ilgili konuşurken grafikçiler logoları anlatabiliyorlardı ama günün sonunda bu proje bittiğinde artık bir tekstil tasarımcısı da logonun nereye gideceğini ya da bir stand tasarlanırken bu stand tasarımınla gerçek tasarım ürünün arasındaki ilişki konusunda bağlantı kurabiliyordu. Bu bizim için önemli bir şey. Çünkü kopmadan yapıyor. Dünyada bunun örnekleri var. Hatta bugün ben tekstil sektörü için söyleyebilirim. Bugün tanıdığınız bütün neredeyse onlarca tekstil markasını, işte İngiltere'de Landor diye bir tasarım grubu var. Etiketlerinden amblemlerine, logolarına kadar, hatta kurumsal konseptlerine kadar çoklu tasarımcıların bir arada yaşadığı bir ajans orası, bir büyük ajans. O ajansın içinden üretiliyor. O yüzden bugün hatta yepyeni konularla içinde az önce Ümit Hocam'ın söylediği gibi antropologların, sosyologların, toplum bilimcilerin, yönetim bilimcilerinin çalıştığı başka disiplinleri dahi sokuyorlar tasarımla bağlantıya giren. O yüzden bu çalışma ufuk açmak, daha sonra sektörde çalışırken birbirleriyle yan yana gelebilmenin neler değer olarak ürettiğini göstermek ve deneyimlemek adına çok önemli bir projeydi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İdil Hocam, sizin fikirlerinizi alalım. Tekstil bölümü olarak
bu derste yer almaya başladığımız süreç boyunca hem öğrencilerin projelerini yönetme süreçlerinde hem de bizim kendi öğretme biçimlerimizde konusunda önemli kazanımlarımız oldu. Aslında Yeşim Hocam'ın söylediklerine ek olarak şunu söyleyebilirim. Öğrenciler bu projede bir anlamda dünyada birçok tasarım grubunun yaratıcı süreçlerine ait yerleşik davranış biçimlerini bu projeyle deneyimleme şansını elde ettiler. Aslında gerçek dünyanın bir provası oldu. Öğrencilerimiz için bu proje. Bizim alanımız, tasarım alanımız endüstri ürünleri tasarımıyla, görsel iletişimle, reklamcılıkla yakından ilgili. Ve projeye katıldığımız andan itibaren bu süreçleri en doğru kişilerle öğrenmeye başladık. Ve bu süreçleri öğrenciler disiplinler arası bir ortamda kendi bilgileriyle başkalarının bilgilerini birleştirerek yeni bilgiler üretmeye ve farklı boyutlara taşımaya başladılar. Teşekkür ederiz. İlhan Hocam, demin canlı yayında da konuştuk sizinle. Profesyonel hayattaki deneyimleriniz Ümit Hoca ile bu programı oluşturmanızda çok faydalı oldu. Hani orada gördüğünüz eksikleri tamamlama anlamında. Size göre var olan tasarım eğitiminde ne tür eksiklikleri tamamlayabilmek ya da düzeltebilmek adına böyle bir program tasarladınız en baştan? Eksiklik denir mi bilmiyorum ama şimdi kendimden bakayım konuya. Biz grafik bölümünün sınavına girdik. Birinci sınıftan itibaren grafik öğrencisi olarak girdik ve dünyanın en önemli mesleği grafik tasarımdı bizim için. Yani biz bir etiketi yaparız, bir tanesi de bir şişe getirir, onu yapıverir. Dekor hadi birisi yapıversin, onlar önemli değil. Önemli olan grafik tasarım. Hep öyle baktık. Zannediyorum bütün bölümlerde, ki bu da doğaldır, mesleğin önemi hissettirilir öğrenciye. Tek önemli şey senin yaptığındır. Şimdi endüstri tasarımcı da eminim, önemli olan kavanoz, bir grafikerde onun üzerine bir etiket yapıversin diye bakıyordur. Bunun kırılması lazım çünkü ikisi de sonuç vermiyor. Piyasada hissettiğim eksiklik bu. Müşteri bir kavanoz satın alıyor, getiriyor, koyuyor önüme. Diyor ki kavanozları biz aldık, 100.000 tane sipariş ettik, buna etiket. Uymuyor. Kimisine mesela fındık şeklinde kavanoz almış adam, etiket yapışmıyor. Ancak shrink sleeve ile bir şey yapabilirsin üzerine. Her şeyi sınırlıyor. Veya bizim logomuz yatay, böyle bir logomuz var. Adam ipince bir kavanoz almış. Ya bunu önce bize danışsanız yani, veya tasarlatmış. Seçiyorlar endüstri tasarımcıya 7-8 tane kavanoz taslağı yaptırmış. Bir tanesini seçmiş, karar vermiş, siparişini vermiş. Bana gönderiyor taslağı. Diyor ki biz bunu seçtik, şu anda üretiliyor, bize etiket yapın. Ya bunu bana daha önce niye söylemediniz? Biz birlikte konuşurduk, çalışırdık, şu etiketi 2 milim yükselttirirdim. Sığmıyorum içine veya küçültürdüm, neyse. Ön arka yapabilirim falan filan. Yani sonradan katılmak olmuyor. Veya müşteri fotoğraflarını getiriyor. Diyor ki biz ürün fotoğraflarını getirdik, katalog istiyoruz. Ya bu ürün kataloğu olmaz. Bu fotoğraflar olmaz, ışıkları farklı. Ben böyle bir şey istemiyordum, ben grup çekecektim diyelim ki. Önce benim fotoğrafçıyla konuşmam lazımdı. Bu sorunları herkes yaşıyor. Bir dereceye kadar da ajans içinde değişik disiplinler bir arada çalışıyor ve çözülüyor. Bunun okulda başlaması gerektiğini hep Ümit'le sohbet ettik yıllarca. Bunun olması lazım, olması lazım. Sonunda da hadi artık yeter, başlayalım dedik, başladık. Bir şey ekleyeyim. Tekstili niye 2008'de davet ettik de daha önce edemedik? Biz başlarken birden fazla disiplin olmalı diye başladık zaten. İkiden fazla. Biz önce bir başladık, denemeler yaptık. İstediğimiz sonuç olmadı, sorunlar çıktı, düzelttik. Yani bayağı çabalıya çabalıya geçti 2 yıl, 3 yıl. 4. yıl dedi ki artık bu sistem oturdu. Artık bir disiplin daha davet şimdi edebiliriz. O zaman başvurduk tekstil bölümüne. Onlar da sağ olsunlar davet ettiler. 3 disiplinle devam ettik. Niyetimiz arttırmaya devam etmekti. Mesela iç mimarlarla çalışmak istedik. Onları da dahil etmek istedik. Ama o bölümün ders saatleri uymadı. Programlar uymadı, katamadık. O yüzden 3 disiplinde kaldık. Mesela Ümit Celbiş'te, Yahşi Bey'de, Emre Senan Vakfı'nda bir
iki haftalık bir atölye çalışması yaptık. Orada 5 disiplin vardı. İç mimarlık da eklendi, tekstil, endüstri tasarım, grafiğe, bir de reklam yazarı davet ettik. Reklamı yapan da birlikte çalışmaya başladı. Mesela piyasadaki gerçek ihtiyacı yansıtır. Reklam yazarı fikri nereden çıktı? Bilgi Üniversitesi'nde bir ortak çalışma yaptık. Bizim ortak proje sonunda çıkan likör projesiydi. Bunun kampanyasını birlikte yapalım. Reklam bölümü öğrencileriyle diye. Şimdi öğrenci bir konsept oluşturmuş, bir ana fikir oluşturmuş, bir form yapmış. Diyor ki bu form Atatürk'ün orman çiftliğinde traktör üzerindeki fotoğraftan esinlenmiştir. Ve bu ilkeleri yansıtır soyut olarak. Yani traktör lastiğin ölçülerinde ama traktörle benzemiyor. Biz bu fikri geliştirdik diyor. Reklam yazarı diyor ki ya siz bunu böyle oturtmuşsunuz. Ben ne yapacağım ki artık? Yani benim artık yapacağım bir şey kalmamış. Siz zaten fikri oluşturmuşsunuz. O zaman reklamı kendiniz yapın diyor. Ha, anladık ki reklam yazarının da baştan katılması lazım ki bu nasıl olursa daha iyi tanıtılır. O aşamada yapılırken fikrini söylesin, düzeltmeler yapılabilsin. Bu böyle gitti. Evet, burada keseyim. Başka soru varsa devam edeyim. Ümit Hocam'a ben sormak istiyorum. Hocam, sizce tasarım öğrencilerinin farklı bölümlerden, disiplinlerden gelen öğrencilerle aynı projede çalışmaları niye önemli? Yani çalışmasalar ne olur? Çalışınca ne kazanıyorlar? O zaman ben de biraz filmi geri sarıp bir küçük örnekle başlayacağım. Buyurun. Biz bu konuları kendi bölümümüzde de konuşurduk. Yani ortak bölüm arkadaşlarımıza falan. Hiç unutmuyorum 80'lerde, daha o zaman okul Beşiktaş'tan Acıbadem'e taşınmamıştı. Bir proje yapmıştık. Bildiğimiz ev telefonu. Çok ilginç projeler çıktı. Gayet güzel maketleri birebir yapıldı filan. Gayet güzel. Dedi ki ya biz bunlara hadi bir defa şey yapalım, grafik bölümüyle anlaşalım. Bunlara ambalaj yapsınlar. Yani anlattığı o hayattaki örneği biz denemeye kalktık. Yolladık telefonları grafik bölümüne. İşte bir iki yıl sonra şeyler geldi. Yani tabii şeyimiz düştü. Yani o kadar bazıları, birkaç tane dışında bazıları o kadar kel alaka işlerdi ki yani tasarım nerede, ambalaj nerede, ama son derece şey bir şey, yani olması gereken bir şeydi. Yani evet, bir öğrenci gelmiş bir tane şey, telefon, bakıyor, ölçüyor, biçiyor, diyor, hadi buna bir kutu yapayım diyor. İşte o zaman yani o örnek de bizi aslında motive eden şeylerden bir tanesiydi. Yani birlikte çalışıp bir işi birlikte kotarmak, bir konsepti, bir düşünce tarzını birlikte içselleştirmek önemli. Bir de onu belki şöyle şey yapacağım. Biz mesela bizim bir şansımız vardı bir anlamda. Küçük bir okulduk. 250-260 kişi filandık. Herkes tanırdı. Diğer bölümlere girerdik, çıkardık, ederdik filan. Bir şeyimiz vardı yani. Yine bir birlikteliğimiz filan vardı. Hatta beraber çalıştık ve fuarlarda işmiş yaptığımız zamanlarda olmuştu. O alışkanlığı ama bu çok arzı bir durum. Türkiye için, genel için doğru değil. Ama ona rağmen işte bu projede yani herkes kendi bildiği notadan çaldı. Yani bu şekilde gelmesinin şeyi şu var. Biz şöyle bir şey demiştik. Şimdi üç tane önemli nokta var aslında bir tasarım öğrencisinin diğer tasarım formasyonuna çalışmasında. Yani birincisi şey, adı üzerine ortak üretim. Yani bir şey ortak üretmek. Yani birlikte düşünmek, bir konsepti koymak, konuşmak, tartışmak. Daha sonra detaylarına gireriz daha sonraki aşamada. Yani nasıl yapıyoruz? İkincisi eş zamanlı tasarım. Anlattığım örnekteki gibi yani istim arkadan gelsin değil. Aynı zamanda beraber konuşacaklar. Ve de üçüncüsü de karşılıklı etkileşim. Yani eğer o grafik öğrencisi tasarımcı şey yaparken o telefon nasıl olacağını bilseydi veya tersi olsaydı falan birbirlerini etkileşerek diğerlerinin de kara sularına katılarak fikrini beyan ederek ortak bir noktada buluşabilirlerdi. Eş zamanlı yapsalardı. Yani bizim bu projedeki amacımız
Yani Türkiye'de çok yerde yapılıyor ortak şey ama çoğu zaman böyle ardışık yapılıyor. Yani piyasa örneğinde olduğu gibi. Yani bizim bu projenin bence ayırıcı özelliği o. Yani eş zamanlı herkes fikri beyan edecek. Araştırmada, konsept geliştirmede, fikir oluşturmada ve daha sonra ne bileyim bir endüstri tasarımcısı logo hakkında fikrini söyleyecek. Grafik tasarımcısı tekstille ilgili bir şey söyleyecek. Vesaire vesaire. Benim şeyim gitti galiba ya. Yok, sesiniz geliyor hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Görüntüm gitti. Yok, görüntünüz de var. Bir sıkıntı yok. Ya benim ekranım gitti. Da neyse, şeyin bitsin ararım ben. Yani böyle bir mantık biz yürüttük. Ve buna çok dikkat ettik. Hatta ilk zamanlar hatırlar çocuklar, arkadaşlar mesela bazen geliyordu her hafta yapılan sunumlarda. İşte ben şunu yaptım, ben yok diyorduk. Biz böyle yaptık, birlikte yaptık. Hiçbir zaman hani herkes, 3 tane farklı bölüm var işte, herkes kendi şeyini alsın, ne derler, işini alsın, yapsın meselesi değil. O zaman buna gerek yok. Herkes kendi bölümünde zaten kendi branşta tasarım yapıyor. Yani bu şeyin farklı buradan, yani bir sinerji yaratmak ve de gerçek hayata, profesyonel hayata yani daha hazırlıklı, donanımlı gelmek bağlamında biz bunları yaptık diyebilirim. Ki nasıl, neden nasıllarını anlatırken biraz daha derine gireceğiz. Fazla da uzatmak istemiyorum. Başka sorunuz varsa yapayım. Olmazsa diğer arkadaşlara şey yapayım. Dönüşümlü konuşalım. Tabii tabii. Başka Zeynep Hocam bir şey eklemek istiyorsunuz. Ben ya. Ümit Hocama bir şey eklemek istiyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bu ilk sancılı, İlhan Hoca da çok güzel söyledi. İlk yıllar yani 2003'te o zaman Evren de vardı grafik bölümünde. Evren'le birlikte dahil olmuştuk. Şu anda bölümde değil. Ona da selam. Eğer dinliyorsa Evren Kayhan. İlk yıllarda ağlayanları hatırlıyorum. Yani gelip hocalara kendini ifade edemeyip biz asistanlara gelip ağlayan, ben anlaşamıyorum, nasıl yapacağım, işte notum düşük mü olacak kaygılarıyla özellikle. Bu öyle bir gerilim olmuştu ki bunu yönetmek de aslında bir meseleydi. İşte o bebek adımlarıyla geldi dediği hocalarımın hakikaten sabırla ben de çok danıştım, çok gittim. Nasıl yapacağız? Ümit Hoca'nın peşindeyim. Şu öğrenci geldi, bunu nasıl halledelim? İşte burayı nasıl toparlayacağız? Aşağı iniyorum, Evren'le konuşuyorum, İlhan Hoca'yı yakalamaya çalışıyorum. Hiç unutmam o yılları. Orada sonradan sonraya ama bunlar biraz daha oturdu hocalarım, değil mi? Yani evet. O kriz anları daha oluşmadan baştan daha bir toparlamak mümkün olmaya başlamıştı diye hatırlıyorum birkaç sene sonra. Yeşim Hocam, galiba burada asıl zor olan şu, 3 ayrı ya da 2 ayrı tasarım disiplininin bir arada çalışırken herkesin sorumlu olduğu alanın diğer alan olması. Yani bir endüstri tasarımcısı ya da tekstil tasarımcısıysa grafik tasarım üzerinde görüş belirtebilmeli ya da fikirlerini anlatabilmeli, aktarabilmeli. Yani belki de zorluğu buradan kaynaklanıyor, değil mi? Aslında oradan kaynaklanıyor ama önemli olan bence temel öz olan kısım yaratıcılıkla ilgili kısımdı. Yani başka bir disiplinin dilini o kadar iyi bilmeyebilirsiniz. Yani mesleki dilini çok iyi bilmeyebilirsiniz ama bunun üst başlığı, çekirdeğini oluşturan şey aslında yenilik ve yaratıcılıkla ilgili. Orada zaten bütün disiplinlerin kullandığı bir dil olduğu için onu yıkmak önemli olan. Burada ben biraz önce Zeynep Hoca'nın bahsettiği bu zorluk kısmında ben şimdi ne olacağım, kaç puan alacağım kısmını ben de hatırlıyorum. Özellikle bir fikri aldıktan sonra yan yana gelince bir kere birbirlerine tahammül etmeyi öğrendiler. Nasıl bir şey kullanacağız? Yaratacağımız şey nasıl olacak? Çünkü bu bir zorluk. Hiç daha önce karşılaşmamışsınız. Bir anda bir logo hakkında fikir vermeye başlıyorsunuz ya da siz onu sahipleniyorsunuz ve çıkacak ortak işten ortak bir not alacaksınız. Burada en yüksek notla, yani ekibin içinde en çok çalışanla hiç çalışmayan aslında kendi içinde bir denge oluşturmaya başlıyor. Ekibin üyeleri arasında bir denge oluşmaya başlıyor. Bir süre sonra sürekli çalışan ve en iyi fikir üretene doğru
ekibin içinde bir eğilim var. Ben de bunu yapabilirim. Ya ben de konuşabiliyorum aslında. Ben de öyle düşünebilirim şeklinde. Ve buradaki aslında belki o kuluçka dönemini biraz geçirip hafif fikirler çıkmaya başladıktan sonra iyi şeyler çıktığını, çok dost olduklarını, birbirlerinin alanına rahatlıkla eleştiri yapabildiklerini gördük. Ama öncesinde bu zordu. Aslında böyle bir deneyimi okuldayken yaşamak, sektöre girdiklerinde bir ajansta, bir tasarım ofisinde yaşamaktan çok daha antrenmanlı olmak demek. O bütün kaslarınızı geliştirmek demek. Düşünsenize, bir sektörün içinde çalışıyorsunuz ve birlikte geliştireceğiniz fikirler noktasında karşı tarafa bir şekilde antrenmanlı olmanız lazım. İşte bunu okulda deneyimlemek bence çok büyük bir kazanım. Sonrasında da bizim kendi öğrencilerimizle de söyleyeyim. Belki bir tekstil firmasının bugün işte diyelim ki bir moda firması olsun. Bu ürettiği ürünün mağazacılıktaki konseptinden yansıtılmasına, üzerinde taşıdığı etiketler, bilgilendirme, bugün sosyal medya veya reklam kanalları üzerindeki bütünlüğüne kadar gidecek olursak, bütün süreçlerde tasarımcının ortak olarak, tasarımcıların ortak olarak yan yana getirerek ürettikleri bir bilgi var. Ve bu bilginin çok iyi yorumlanması gerekiyor. Günün sonunda siz bunu bir kullanıcıya iletiyorsunuz. Ve buradaki ortak stilin dil anlamındaki birlikteliği karşı tarafa ya geçiyor ya hiç geçmiyor. Aslında başarının en önemli tarafı bu. Okulda tabii projeyi yaparken karşıda bir kullanıcı yok. Biz varmış gibi düşünüyoruz ama gerçek hayatın içinde bunu öncesinden deneyimleyip orada yaşıyor olmak da bence arayı biraz kapatarak bir sıfır önde başlamak gibi diyebilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İdil hocam, peki proje aşamasında nasıl bir çalışma yöntemi uyguluyorsunuz? Aslında bu soruyu hepinizden alacağım ama İdil Hoca ile başlamak istiyorum. Aslında bu proje bahar yarıyılının son 5 haftasında gerçekleşen bir proje. Projeye başlamadan önce öncelikle kendi aramızdaki toplantılarla süreç başlıyor ve o senenin konusu belirleniyor. Ancak bu konuyu öğrencilerle önceden paylaşmıyoruz. Sonrasında tüm bölümlerin ortaklaşa katıldıkları bir proje tanıtım ilk dersi gerçekleşiyor. Ve bu süreçte geçmiş yıllarda yapılan projeler de örneklenerek projenin amacı, süreçleri öğrenciye aktarılmaya çalışılıyor. Konu paylaşımı yapılıyor ve sonrasında gruplar oluşturulmaya başlanıyor. Öğrenci grupları ve bu grupların disiplinler arası bir yaklaşımla, yani her bölümden bir öğrencinin, bazen öğrenci sayısına göre iki öğrencinin katılımıyla ortak paylaşımlı gruplar oluşturuluyor. Burada öğrenciler aslında kendi istedikleri arkadaşlarıyla da çalışmak üzere serbestler. Gruplar oluşturulduktan sonra da ilk derste süreç başlıyor ve 5 haftalık yaklaşık, İlhan Hocam yanılmıyorum değil mi? 5 haftaydı. 6 olabiliyor. Birinciyle birlikte 6 hafta, sonra 8'e kadar uzadı. Uzayabiliyor ve en erken 5 haftalık bir süreçte öğrencilerin yaptıkları grup sunumlarıyla proje ilerliyor. Ve bu grup sunumlarında dikkat ettiğimiz, demin Ümit Hocam'ın da belirttiği gibi belli davranış biçimleri var. Biz olarak öğrenciler var oluyorlar ve her alanın özellikle mesela bir grafik tasarım öğrencisinin yaptığı bir projeyi bir tekstil öğrencisinin anlatmasına ya da işte farklı disiplinlerde öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili konuşmalarına özen gösteriyoruz. Bu şekilde ilerleyen proje neticede en son sunumla birlikte bir proje teslimi yapılıyor ve değerlendirme sürecine giriyoruz. Anladım. Teşekkürler hocam. Ardan hocam, sizdeki hazırlık nasıl oluyor grafik bölümünde? Tabii biz biraz daha şöyle ki, ben Zeynep'le birlikte yaptığımız çalışma bağlamında konuşmak istiyorum. Biz biraz daha şanslıydık çünkü bizim oldukça uzun bir deneyimimiz oldu. Ve buradan yola çıkarak da neyin nasıl sonuçlanacağını çok net bir şekilde öngörmeye başladık. Fakat biz bu briefleri hazırlarken de bir taraftan öğrencilerin de işlerini mümkün olduğu kadar kolaylaştırıyorduk. Çünkü iyi bir şekilde hazırlık yaptığınızda, yani konsepti iyi düşündüğünüzde, gerçekten öğrenciler hızla tasarımlar üzerinde çalışmaya başlayabiliyorlardı. Zaten
bu kapsamda göstereceğimiz buradaki sunumlar da bunun en önemli kanıtlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla yine diğer hocalarımın da söylediği birçok şeyin benzerlerini yaşadık. Gerek öğrenci ilişkileri olsun, gerekse proje sürecinin yürütülmesi olsun, öğrencilerin bu tür deneyimleri oldu. Bu bağlamdaydı deneyimlerim ve dediğim gibi özellikle Zeynep Hoca ile birlikte yürüttük. Tabii bizim şöyle bir farkımız vardı. Şimdi İlhan Hocalarla birlikte biz onların asistanlığını yaparken İdil Hocalar yani tekstil bölümü de vardı. Fakat biz program gereği ne yazık ki tekstil bölümüyle devam edemedik. Biz yine endüstriyel tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve grafik tasarım bölümü olarak devam ettiğimiz için projelerimizi de buna göre tasarladık ve bu şekilde öğrencilerin çalışmalarını sağladık. Peki, teşekkürler Ardan Hocam. İlhan Hocam, programın teknolojik ve mekansal ön koşulları nelerdir? Nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz bununla ilgili? Şimdi bir kere temel ilke, herkes projenin tümünden sorumludur. Ve sonucu da herkes paylaşır, sonuca herkes katlanır. Bu hocalar için de geçerli. Yani ben tekstil tasarımından da sorumluyum. Onu da eleştirebilirim. Onda değişiklik önerebilirim. Endüstri tasarımı hocası logoyu eleştirir. Öğrenciler benim işim bu, ben bunu yaptım. Öbür kısmında öbür arkadaşım yaptı diyememeli. Bunun için şöyle tedbirler aldık zaman zaman. Mesela logoyu anlatmaya başlarken grafik tasarım öğrencisi sen dur. Tekstil bölümü öğrencisi sen anlat. Birlikte bir düşündünüz hakikaten yoksa akşam grafik öğrencisi yaptı da getirdi mi bunu? Zaten o konuşmalardan hemen anlamaya başladık. Tek mi yapmışlar, ekip mi çalışmış? Anında fark ediyorduk bunu. Bu önemli. Herkesin eşit olduğunu hissetmesi çok önemli. Mesela biz şuna çok dikkat ettik. Sınıflar müsait olsun olmasın. Her ders her hafta başka bir bölümde. Sırayla. İkiliyken bir hafta orada, bir hafta burada. Üçlüyken sırayla dönüşümlü. Bu hafta bizim salon müsait değil deseler, tamam sizin gene bölümde başka bir sınıfta yapabiliriz ama mutlaka sizin bölümde olsun. Bir bölümde daha fazla yapsak dersi, o bölüm kendini ev sahibi gibi hissetmeye başlayacaktı çünkü. O eşitliği bozmamak için hep çalıştık. Ben bu konuyu ne zaman sunmak istesem mutlaka Ümit'i aradım. Yani gel birlikte sunalım müsaitsen diye. Yazdığımız yazı yakın uzunlukta olmalı, konuşma sürelerimiz eşit olmalı. Hiçbirimiz diğerimizden üstün değiliz. Yani bunu ben hep şöyle düşünüyorum. Dörtlü bir tahterevalli düşünün. Dört kişi üzerinde oturuyor. Birisi düşerse herkes düşer. Dengenin bozulmaması lazım. Bu ilki üzerinde gittik. İşin yapısını anlatmak lazım. Vakıf olmayanların anlayabilmesi için. Bir projeyi veriyoruz. Artık ne kadar denk olabilirse öğrenciler, her zaman denk de olamıyor tabii ki değişik nedenlerle. Mesela çok iddialı bir öğrenci var bir bölümde. Hep 80-90-100 puanlar almış. Ortakları zayıf. Kusura bakma. Sizin proje 70 aldı. Yani bir anda notun düşebilir. Gerçek hayatta da böyle. Ajansa gidip çalışmaya başladığında ben çok güzel taslak yaptım. Fotoğrafçı kötü fotoğraf çekti. Beni ilgilendirmez. Ben sonuca bakarım. Yani ben çok iyi oynadım. 3 gol attım ama 5-3 yenildik. Kusura bakma. Bu takım oyunu. Takımın aldığı sonuç herkesin sonucu. Bu kimisinin yararına oluyor. Zayıf öğrenci bu grup çalışmasında birdenbire puanını yükseltebiliyor. Kuvvetli öğrenci de puan kaybedebiliyor. Ama hayatta da böyle olacak zaten. İşin yapısı bu. Herkes birlikte çalışacak ve fikir herkesin fikri olacak. Yani birbirinin fikri üzerine konuşmak, ona fikir eklemek değil. Fikri zaten birlikte oluşturmak. Bu öyle de sancılı olabiliyor ki. Ümit hatırlar. Yahşi Bey'de 15 günlük workshop yaptık. İki grupa ayırdık öğrencileri. Bir gruptan bir şey çıkmıyor. Bir hafta geçti, hiç fikir çıkmıyor. Başlayamıyorlar projeye. Onlara dedik ki gidin siz şu ileride yeşillik alan var, sandalyelerinizi koyun sabah. Orada bir fikirde anlaşana kadar hiçbir yere ayrılmayın. Anlaştığınız zaman gelin bize. Döndüler geldiler.
bu konu, bu fikri sürdüreceğiz diye. Ondan sonra hızla yürüdü iş. Önemli olan kısmı o fikri oluşturmak. Bir de şöyle bir güzel örnek oldu. İleride çalışmanın ileri bölümlerinde bir konuyu tartışırken biz herhalde şöyle de olmaz mı diye bir şey söyledik. Bütün öğrenciler birden hayır bu marka böyle bir şey yapmaz dediler. Yani herkes o markanın nasıl bir marka olduğunu, neyi yapıp neyi yapamayacağını içselleştirmişti. Hmm. Bu işte sağlanmak istenen sonuç bu. Önce o marka 5 kişinin, 3 kişinin, ekibin tümünün kafasında aynı marka olmalı. En zor kısmı bu. Piyasadaki sorun da buradan kaynaklanıyor. Sizin kafanızda bir marka var, ona göre işte logo, kurum kimliği çalışması yapıyorsunuz. Ama endüstri tasarımcının kafasında başka bir marka var. O başka bir markaya onu yapıştırıyor. Sonra iç mimarın kafasında da bir başka marka var. O da sizin yaptığınız ürünü onun içine oturtuyor. O yüzden kolu bacağı farklı yaratıklar çıkıyor ortaya. Biz bunu ilk başta birleştirmek için çalıştık. Örnekler üzerinde zaten konuşacağız. Sizin ne düşündüğünüz önemli değil. Sizin fikriniz tartışmışsınızdır, kabul edilmemiştir. Öbür fikir baskın çıkmıştır. Artık o sizin fikriniz. Onu geliştirmek için çalışacaksınız. Benim dediğimi yapmadınız, bundan da bir şey çıkmaz sahibine girmeyeceksiniz ki girmiyorlar zaten. Örnekler üzerinde göreceksiniz. Çok başarılı işler çıktı. Peki, tabii örnekler deyince aklıma geldi. Ümit Hocam, proje sonunda yani brief verildi, öğrenciler çalıştı, projeleri teslim ettiler. Peki değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani 3 ya da kaç bölüm varsa o hocalar bir araya gelip aralarında tartışarak mı? Yoksa herkes ayrı ayrı mı nottan duruyor, onun ortalamasını mı alıyorsunuz? O değerlendirme kriterleri nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere birlikte, yani her şey birlikte yapılıyor. Genellikle kriterler, yani kriterlerimiz aslında çok fark etmiyor. Yani genel temel takım pedagojik şeylerdir bunlar. Yani fikir, orijinalite, bir fikri takip etmek, uygulama vesaire gibi belli şeyleri ayırıyoruz. Ve ona göre puanlar veriliyor, toplanıyor, bölünüyor, bir rakam çıkıyor. Ve biz bunu hep birlikte şey yapıyoruz. Tabii ki bunu bir defa da yapmıyoruz. Yani üzerinden bir daha geçtiğimiz oluyor. Yani bir de tekrardan bakıyoruz. Yani ufak tefek şeyler olabiliyor ama yani arkadaşın anlattığı gibi herkes hiçbir şekilde ön yargısız. Yani burada iyi öğrenci vardı ya şunun bak bu çocukluk köyüzeye olacak falan düşünmeden sanki bir yarışma şeymiş gibi yani kapalı sınav gelmiş gibi bunları değerlendiriyor. Yani bir ben kendi şeyimde Excel tablosu yapıyordum bu şekilde. Biz gerçi o kadar detaya girmiyorduk. Daha sözel yapıyorduk onu. Notları söyleyip çarpıp bölüp bir ortak bir şey çıkartıyor idik. Yani değerlendirmede bu şey yapılıyor. Aslında arkadaşlar bu konuyu bayağı uzun uzun anlattılar. Ben bir şey daha ekleyeceğim. Yani sorunun tam karşılığı değil ama bir önceki sorulara şey olarak şunu söyleyeyim. Biz her sene ilk ders konuyu verip anlattıktan sonra oturumun sonunda önceki yılların projelerine örnekler veriyorduk. Bu çok önemli bir şey. Çünkü öğrenci orada istinaden lafla anlatır. Şimdi biz birazdan burada da örnek göstereceğiz. Yani çok laf fazla şey yapmıyor. O çocukları motive etmiyor. Ama o projelerin gösterilmesi o çocukları motive ediyordu. Ha neler yapılmış. Yani bir önceki yani her sonuna gelen daima avantajlı. Bu tabii her şeyden birinden çok daha iyi anlamına gelmiyor. Yani her sene rekolte farklı olabilir. Öğrenci kalitesi o ayrı hikaye ama genellikle bu gösterilen projeler çok olumlu etki yapıyordu. Bir, şöyle söyleyeyim. Mesela olarak notların motivasyonu iyi olmayan öğrenciler diyelim tırnak içinde. İyi bir gruba düştükleri, iyi puan aldıkları zaman o çocuklar için çok iyi motivasyon oluyordu. Yani iyi öğrenci zaten iyi not alırlar sonuçta. Ama daha mesela bizde bir sene kalan çocuk hatırlıyorum. İkinci sene projeden 90 küsur mu ne aldı o gruptaydı. Bu çok iyi motivasyon. Yani büyük bir özgüven kazandırıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Acayip bir şekilde
şeyli oluyorlar, üretici oluyorlar. Ben hatırlıyorum mesela A3 paftalar çizdirdik. 5-6 haftada 64 tane pafta çizen grup biliyorum. Yani 30-40 ortalamasıyla falan. Bu normal projelerde yapmadıkları bir kantitedir. Yani onu söyleyeyim. Bu şeyin yani artıları, motivasyonları bu şekildeydi. Değerlendirmede yani İlhan çok güzel bahsetti. Yani hayat da öyle. Yani ne yaparsanız askerde de öyle. Biri bir şey yaptığı zaman bütün şey mangaya süründürüyorlar yani. Pilot da yaptığı zaman. Veya ödül olduğu zaman herkes ödül alıyor. Evet, yani süremizi de şey yapmayalım. 20-51 oldu. O yüzden kısa kesmek durumundayım. Tamam, o zaman şey sorayım hocam ben aslında. İdil hocam, sonuçların değerlendirilirken özellikle anlaşmazlığa düştüğünüz ya da farklı düşündüğünüz zamanlar nasıl çözüyorsunuz? Aslında sonuçların değerlendirme aşamasında çok da ya hocalar arasındaki anlaşmazlıktan evet, bahsediyoruz. Evet. Şimdi programlı bir şekilde grupları izleyerek her hafta bu dersi yaptığımız için zaten konuyla ilgili bir anlaşmazlığımız ya da fikir ayrılığımız olacaksa ders içerisinde çözülüyor. Yani projenin değerlendirme aşamasında çok da anlaşmazlığa düştüğümüz bir noktayı hatırlamıyorum. Çünkü birlikte ürettiğimiz için ve birlikte gelişimi izlediğimiz için problemler çözülerek o noktaya geliyor. Ve burada öyle bir ayrım hatırlamıyorum şu anda yaşadığımızı. Burada grup notu alınıyor. En az çalışan öğrenci de bu projenin belki de hani öğrenciler açısından eleştirilebilecek bir yönde olabilir ama gerçek hayatta gibi en az notu alan öğrenci, en az çalışanla en çok çalışan da aynı notu alıyor burada. Bunun dışında biz önemli bir anlaşmazlık yaşamadık. Bir şey ilave edeceğim, pardon Ferhat Bey. Biz her burada İlhan'a teşekkür etmemiz lazım. O çok güzel bize her hafta çok güzel listelerle her şey için, grup için yoklama ve not alma şeyleri, föyleri getiriyordu. Ve her hafta tek tek onlar dolduruluyordu. Artı, eksi, çeşitli bilgiler, mülazalar falan. Yani bütün bunları da önümüze koyup gelen paftalara veya işte şeyde ekrana şey yöneltilen şeylere baktığımız zaman İdil'in dediği gibi hiç öyle bir şey yaşamadık yani. Kendi bölümümüzde daha çok yaşıyoruz bunları. Söylemekte de fayda var. Her grup her hafta sunum yapıyor. Programın doğası gereği ve çok nadir grupların sunum yapmadığı oluyor. Bu nedenle zaten çok programlı olarak sonuca ulaşıyoruz. Anladım. Peki çok teşekkürler hepinize fikirleriniz için. Hepsi çok değerliydi. İlhan Hocam isterseniz bu 2003'te başlayan eğitim programında öğrencilerin ürettiği işleri topladığınız bir sunumunuz vardı. Evet. Onlara geçelim isterseniz. Bir yandan da sohbete devam ederiz bu konuda tamam. Zaten. Tamam. O zaman ben ekran paylaşmalıyım. Şimdi zaten ilk yıldan itibaren izlerken geçirdiğimiz acemilik dönemlerini siz de göreceksiniz. Ha şunu söyleyeyim. 18 yıl boyunca aldığımız paftaları buraya koymaya kalksak herhalde 8-10 bin pafta olur. O yüzden her yıldan bir iki örnek, o iki örneğin de 60 paftasından 2-3 tanesini seçe seçe bir şey yapabilir. Gene de çok yorucu olacak, onu söyleyeyim. Yani buradakiler sadece çok da en iyileri olmak zorunda değil, tipik örneklerin arka arkaya dizilmiş halidir. Peki siz sunuma başlarken Ali Kemal Molu'dan bir soru gelmiş, onu sizlere ileteyim. Her üç disiplinin de eşit derecede başarı gösterdiği projeler oluyor mu, yoksa mutlaka biri diğerinden ağır basıyor mu diye sormuş. Biraz sonra görecek. Az sonra diyelim onu o zaman. Kemal'e sevgiler. Sevgiler. Evet. Projemiz 2003'te 1+1=2 sloganıyla başladı. Şimdi ilk yıl sıvı gıda konusunu vermiştik. İşte süt, zeytinyağı,
Ve bira. Neydi? Bira, tekel özelleşiyordu ya. Tekel, İstediğiniz bira. Seçin dedik. Projeler gelmeye başladı. Aslında hoşumuza da gitti. Bizim öğrenciler tek başına bunları yapamazdı diye düşündük. Ama ayrı ayrı yapılmış duygusu da kaybolmadı ilk yılda. Şimdi bana sorarsanız mesela bu tipografi kullanımı bu şişeye uygun değil. Hele ikisi birbirinden çok farklı. İki farklı şişe, çok farklı iki kimlik. Biz de öğrenmeye başladık ilk sene öğrencilerle birlikte. İlk yılın birer örneği bu, hızlı geçmek için. İkinci yıl bir otelin ıslak mekanlarında kullanılacak ürünleri verdik konu olarak. Üç otel verdik. Bir Topkapı'da 10 odalı, yok Topkapı'da 3 yıldızlı, 5 yıldızlı bir otel. Sultanahmet'te 10 odalı küçük bir öğrenci oteli. Bodrum'da bir Rum evinden bozma bir şey. Aile oteli. Evet. Bu Sultanahmet'teki otel, Zoygma Oteli'nin işte Anadolu uygarlıklarının yazısıyla formlarını birleştiren bir proje oldu. Bu 5 yıldızlı otel. Bunlar lütfen tek ben konuşmayayım. Ümit sen de müdahale et. Tabii. Hayır. Senin şeyin hafızan ben de biraz daha. Tamam. İkinci yıl bakın bu proje ilk defa iki disiplinin ortak düşünebileceğini bize hissettiren proje oldu. Şimdi şöyle bir logo yaptılar. Bir güneş simgesi ve bir yazı. Bunu nemlendirici şişesine öyle uyguladılar ki şişenin kapağı logoyu tamamlıyordu. Burada endüstri tasarımcı grafiği tamamlayan parçayı ekledi. Bu mesela burada grafik tasarımcı sorunu çözmüş. Bodrum'daki bir otelin orada Süleymancık denen hayvancıkla anlatmış kimliğini. O zaman endüstri tasarımcı geri çekiliyor. Diyoruz ki sizin fikriniz çıktı ortaya. Bir ikinci fikri bunun yanına koyamazsınız artık. Bunu geliştirin. Bazen endüstri tasarımcı bir fikir buluyor. O zaman daha doğrusu buluyor demeyeyim. Ortak endüstri tasarım fikri ortaya çıkıyor. O zaman grafik tasarım geri çekiliyor. Üçüncü yıl 2 diye bir kozmetik projesi verdik. Hem kadının hem erkeğin kullanabileceği bir kozmetik markası. Birlikte de kullanabilecekleri çeşitleri var. Böyle bir logo yaptılar. Öyle ambalaj çalışmaları, bu şişe. İşte başlığı bir tarafa çevirince erkek kullanıyor, bir tarafa çevirince kadın parfümü, ortaya çevirince ortak parfümleri açığa çıkıyor filan. Bu ya bu enteresan, evet. Bu çok enteresan. Bu bakın tam bir endüstri tasarımı fikri. Şimdi ayrıca bir ürün olmasından başka çok sağlam bir fikir. Bu iki şişe, biri kadın kozmetiği, biri erkek kozmetiği, şişeler ayakta duramıyor. Koyarsanız yıkılıyor. Ancak birbirlerine takılırsa ayakta durabiliyor. Yani kadın ve erkek tek başlarına yaşayamazlar ancak birlikte yaşayabilirler fikrini. Bu kadar basit bir formda anlattılar. Logosu da şu gördüğünüz şey oldu. Yani şişeyi çizdi grafik tasarımcı, logo oluverdi. Fikir tamamen endüstri tasarım fikri. Kimden çıktığını biz de bilmiyoruz. Ama önemli de değil. Burada bu fikir var ve ortak çalışmayla çıkabilir. Bu da enteresan. Evet, burada kadın erkek ilişkisinin değişken olduğunu, değişik dönemlerde inişleri çıkışları olduğunu anlattılar bize. Dediler ki bizim bir logomuz olmayacak. Değişik değişik çatışma anlatan logoda kullanabiliriz. Uyuşma anlatan logoda kullanabiliriz. Böyle bir şeyle geldiler. O zaman da endüstri tasarımı geri çekildi. Çok nötr, çok düz şeyler yaptı ki bana fikir kaybolmasın. Fikirle yarışmasın. Tasarıma eklenen şeyler. Burada iki şişe birbirinin içine geçip birbirini tamamlıyordu. Mesela bu projede çalışan grafik tasarım öğrencisi çok kalabalık şeyler yapıyordu. Böyle gölgeler, tekrarlar, degradeler, şıfıt çarşı, ya şunu yalınlaştır,
diyordum, bir türlü başaramıyordum. Bir geldi, logo bu. Gördüğüm en yalın tasarımlardan birini getirdi aynı öğrenci. Üçüncü yıl Boza. Bozayı yaygınlaştırma amacıyla kurulan bir firma. Bu grup iki kişilik ambalaj yapacağını söyledi. Yani her ambalajı iki kişi alıp içebilecek. O yüzden logoları böyle ortadan ikiye kesilmiş logo. Ambalajları da böyle ambalajı alıyorsunuz, kırıyorsunuz, birine biri içiyor, birine öbürü içiyor. Yani grafik tasarımla endüstri tasarımı aynı şeyi söylüyor. Bozayı gençlere hocam, İlhan hocam. Evet. Şöyle hatırlayın, Bozayı gençlere yönelik. Doğru. Gençlerden çok, pardon orada karşı yapayım. Boza aslında geleneksel bir içki ve şeyin yılın belli bir zaman aralığında içilen bir şeydi. Onu mümkün olduğu kadar daha geniş bir zamana yaymak, bir de kullanıcı kitlesini daha genişletmek anlamında idi yani projenin çıkışı. Evet. Çünkü daha sonra şeyler gelecek, daha o gençler için örnekleri falan da gelecek. Bu biraz daha geleneksel bir boza şeyi. Bu geleneksel Osmanlı kültürünü örnek aldı bu grup. Bu daha genç, daha dinamik bir tasarım yaptılar. Zaten şeylerden de belli olacak, reklam kampanyalarından. Evet. Biraz da. Evet. Genciz, dinamiyiz diye. Aynı grubun ikinci projesi bu. Burada da bir ambalajla bir eğim verdiler. Bu bardakta, kaplarda, her yerde o eğim devam etti. Burada iki endüstri tasarımı öğrencisi, bir grafik öğrencisinin yükü iki misliydi hocam. Projede sayı olarak. Öyle grafik öğrencisi iki farklı konsepti de çalıştı. İki farklı endüstri tasarımcıyla. Onur öğrenci sayıları. Onur çok sıkı bir öğrenciydi. Şimdi şu anda da GMK başkanıdır Onur Gökhan. Selamlar o zaman. Selam. Teşekkürler. Bir de şöyle şunu da şey yapayım. Bazen böyle sınıf sayılarına şeyden dolayı gruplar eşit olamıyordu. Ama o zaman biz bu tip şeylere hatırlıyorum. Şeyde falan dikkate alıyorduk. Yani iş yükü olarak ne kadar az ne kadar fazla oldu da onu da hatırlıyorum. Yani konuşmalarımızda falan geçiyordu. Evet. Doğru. Yani endüstri tasarımı öğrencisi 2, grafik öğrencisi 1 kişi ise o zaman daha fazla model istiyorduk. Tabii. Yani istek tabii. Onu hatırlatmaya çalıştım. Aynı fikrin grafik tasarıma uygulanmış halleri. Dördüncü yıl bir likör ve çikolata projesi yaptık. İster Talya ister Revnak adını kullanabiliyorlardı. Ona göre markalarını oluşturacaklardı. Bir de bir açıklama şey yapayım. Onun da şeyi şuydu, yani motivasyonumuz şuydu. Likör ve çikolata geleneksel bir kentli adetidir. Ama böyle bayramlarda veyahut da düğün, nişan, töreni gibi şeylerde falan birlikte verilen bir şeydi. Yani biraz da onu canlandırmak için iki farklı marka. Bir tanesi biraz daha Talya, daha genç, daha batılı bir çağrışım varken Revnak biraz Osmanlıca. Yani biraz isimler de biraz o çağrışıma hizmet ediyorlardı. Biz hiçbir şekilde öğrencileri yönlendirmedik. Senin adın Revnak, sen böyle şeyler yapmalısın demedik. Tabii. Kendiliğinden evet, onlar tabii. Zaten böyle gittiler. Hayır, ama yani şey... Osmanlı çizgisinde gitti. Evet. Talya. Mesela bunlar kurum kimliğinde şu fikri öne sürmüşlerdi. Likör grup halindeyken içilen bir içecektir. İnsan tek başına oturup likör içmez. O yüzden logoları bu bir arada olma fikrini anlatmak üzere yapılmıştı. Ürün tasarımında da gene ona uygun şeyler yaptılar. Ambalajda da çikolatanın kendisinde de şişenin üzerinde de. Şimdi şu noktadan itibaren artık izleyen herkes bence şöyle bakmalı. Bu proje bana gelseydi ben bunu yapar mıydım? Yapabilir miydim? İster grafik tasarımcı olsun, ister endüstri tasarımcısı olsun. Ve bir sonraki aşamada da ister tekstil tasarımcısı olsun tabii.
Evet, bu grup da iki kişilik ürün düşündüler. Çikolata, sütlü ve bitter bir arada kırıp isteyen istediği parçayı yiyebiliyor. Her seferinde iki çeşit likör olacak şişede. Yarısı bir likör, öbür yarısı başka likör olabilecek. Ambalaj da aynı şeyi anlatıyor. Şişede, logoda her şey bunu anlatıyor. Bu arada söylememe gerek yok belki ama bu projelerin hepsi birisi başla dese üretilebilecek durumda. Yani bunların bütün teknik çizimleri yapılmış. Onların açınımlarını hep Ümit Bey değerlendiriyor. Baskıda, grafik baskıda sorun çıkartmayacak. Yani matbaaya verilebilecek, şişe cama verilebilecek gibi bu ürünlerin hepsi. Bu bir başka grup. Bu tekrar Revnak. Ama isimle biçimlerin ilişkisi de enteresan ama fark ediyorsunuz. Evet, yani. Evet. Hatta evet. Logoya dikkat ettiniz mi? Şey vardı, bir tef çalan bir kadın şeyi. Hızlı geçti doğru. Evet, tef çalan bir kadın var. Evet. Mecburen hızlı geçiyorum evet, çünkü 300 kişi var. İnsanlar mahvolacak. Bu küp şeklinde bir ambalaj. İçilebiliyor mu? İçilebiliyor, dökülmüyor. Ümit'in sorumluluğunda bu gerçekten kullanılabilecek bir ambalaj. Ve o yıl Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin öğrenci yarışmasında bu proje birinci oldu. Ve nihayet cesaretimizi topladık. Artık üç disiplin devam edebiliriz diye düşündük. Ve tekstil hocalarımızı davet ettik. Bu konuda, bu noktada söylemek istediğiniz bir şey var mı İdil Hanım, Yeşil Hanım, Yeşim Hanım? Bizim için büyük bir şans oldu. Bundan sonra da projelere yansımalarını görecek birazdan izleyicilerimiz. Gerçekten teşekkür ederiz bu aşamada bizleri de projeye dahil ettiğiniz için. Biz size teşekkür ederiz. Şimdi bakın, bu slaytları göstermeye başladığım anda üçüncü disiplinin ne kadar çok şey değiştirdiğini herkes görecek. Atak diye bir spor malzemeleri markası. Spor alanını kendiniz seçin dedik. Bu grup uzak doğu sporlarını seçti. Kendo. Kendo. Kendo diye bir spor. Evet, biz de evet. O zaman öğrendik. tekstil bölümü. Yok, bu endüstri tasarımı. Hı-hı. Ayakkabısından başladılar. Grafik tasarım. Çok da iyi bir uyumla çalıştılar aslında bölümler projede. Çok da çalışkan bir gruptu bu. Özel grup, kumaş evet. Araştırmalarına kadar biçim, kalıplar, İlhan Hoca'nın söylediği gibi büyük bir çoğunluğunu da diktiler zaten. Yani ertesi gün kullanılabilecek kadar, üretilebilecek kadar da. Evet. Hadi endüstri tasarımcıyla grafik tasarımcı otursun bu projeyi yapsın da göreyim. Mesela bu parça hem spor yaparken vücudun kritik bölgelerini korumak için dayanıklı, kalın bir malzeme kullanılmış. Hem de gündüz bel çantası gibi bütün aksesuarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz bir giysiye dönüşmüş aynı zamanda. Hem spor yaparken hem spordan sonra giyebileceğiniz bir şey. Eksiğim varsa lütfen siz tamamlayın. Yeşim Hanım, İdil Hanım. Hocam şeydi, belki biraz önce galiba dondum ama sesim duyuldu mu bilmiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi bütün bu çalışmalar projelendirildi. Kalıpları yapıldı. Ertesi gün dikilecek kadar da bütün o üretim sistemlerine uygun hale getirilmişti. Kumaşları dahi çalışmıştı çocuklar. Bu bakımdan gerçekten bütünsel bir tasarım oldu. Bu grup bisiklet sporlarını aldılar. Bir Polonyalıydı galiba veya Macar. Macar. Andras. Evet. Andras. Evet. Logoları yukarıda gördüğünüz logo. Onu başka yerlerde de göreceğiz. Hocam burada sözünüzü kesiyorum ama biz daha önceden tişört tasarımları yaparken bu tür bir kurumsal kimlik oluşturma sürecini yaşamadan bu aşamaya geliyorduk.
Burada da bu süreci yaşayan tekstil öğrencilerinin yüzey tasarımına bunu nasıl yansıttıklarını çok rahat izleyebiliyoruz aslında. Burada şehir turu yapacak bisikletçiler parkurlarını giysilerinde taşıyorlar. Burada da şehirler arası parkurda, şehir dışı parkurda koşacak bisikletçilerin tişörtleri var. Şehirlerin plaka numaraları. Bu arada hocam sadece Türk öğrencilerimiz yoktu. Erasmus'ta da bazı öğrencilerimiz vardı. Tabii, ve önceki tabii. Projede çok da başarılı işler yapıyorlardı değil mi? Onların da evet, katılımları fazlacaydı. Likör'de bir İtalyan öğrencimiz vardı galiba. Hocam izninizle ben bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Bir önceki tişört tasarımlarına döndüğümüz zaman, biz genelde tişört tasarımı yaptığımız zaman bir yazı karakterini kullandığımızda daha çok estetik değerleri üzerinde durup tasarımla birlikte değerlendirilmesine bakıyorduk. Ancak burada yazıların karakterlerinin sizin disiplinleriniz üzerinden farklı anlamlara gelebildiğini ve anlamı değiştirebildiğini öğrendik. Aslında burada grafik tasarımının başka davranış biçimlerini de öğrenerek tasarımlarımıza yansıtmaya başladık. O nedenle bu ortaklık bu noktada tişört tasarımı konusunda özellikle bizim için çok önemliydi. Bisiklet parklarının tasarımı da logoyu tekrarlıyor gördüğünüz gibi. Ambalajları. Web arayüzü. Demek ki Pelin Hanım da var o senin. Bir sonraki yıl Deniz diye bir proje verdik. Deniz ürünleri, denizde kullanılabilecek ürünler tasarlayacaklardı. Bir proje şöyle. Ambalajları, aksesuarları. Tekstil mutlaka vardır. Buraya koymayı ihmal etmiş olabilirim. Öbür projede var galiba. Kozmetik, birbirine gene geçip bütün oluşturabilen, zaten gemici düğümünden hareket ettiler onlar. Logoları, evet. Onların giysileri. Bu deniz atını kullandı bu grup. Gördüğünüz gibi çok az örnekle devam edebiliyorum. Çevreci ürünler yaptılar. Yani nesli kuruyan, azalan canlılara dikkat çek, farkındalık evet. Projesi gibiydi bu aslında. Yani evet. O zaman o sözcük bu kadar popüler değildi ama bugün çok rahat onu kullanabiliriz. Bu yıldan itibaren biraz kapsam büyümeye başladı. Daha önce söylediğim gibi biz de öğreniyoruz. Yani biz de öğrendikçe işi daha istediğimiz yöne itebilmeye başladık. Tabii bu arada Ümit hep hatırlatır. Render imkanları da artmaya başladı öğrenciler. Tabii. Yani projeyi oluşturmada zaman yetmeye başladı bir parça. Eko Enerji şöyle bir marka. Hem hidrojen, hem benzin, hem elektrik enerjisi satan bir enerji zinciri. Kurum kimliği, işte gelişme, yeni alanların eklenebileceğini anlatan bir kimlik, değişik bölümlerin logoları, istasyonun tümü, pompalar, kolonlar. Bunların hepsinin bütün açılımları, teknik çizimleri pafta pafta pafta. Yani bu projede ortalama 40-50 paftaydı. Evet. Her grubun çalışması neredeyse. Her grupta. Evet. Evet, evet, evet. Bazen de numaraları da var zaten bazen. Bunlar evet şeyler. Personel giysileri. Bu bir başka grup. Giysiler, aksesuar, istasyonun geneli. Bu bir başka grup. Bunlar Anadolu Ege mitolojisini esas aldılar. İşte yer tanrısı, deniz tanrısı, gök tanrısıyla simgelediler. Enerji, farklı enerjileri. Karşılıklı içilebilecek kahve fincanı. Bunlar gibi bir sürü pafta var. Hepsini eledik tabii.
Bu bir başka grup. Doğaya yakın. Çok güzel işler hocam hepsi. Haftada kaç saat dersler var hocam? 4 saatti. Ama 4 ama çoğu zaman aşıyorduk. Yani yemek saatini geçip saat 2'ye evet, kadar evet, olduğu günleri evet. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Evet, yemek yiyemiyorduk. Hocam, arkadaşlar geliyor, hadi yemeğe gidiyoruz, geliyor musunuz diyorlar. Geliyoruz, siz gidin diyoruz. Onlar yemekten dönüyor, biz daha çıkamamışız. Bir sonraki yıl bir kafe zinciri projesi verdik. Gene iki isim var. İster Kahve Keyfini seçebilirsiniz, ister Metropol'ü seçebilirsiniz dedik. Projeler gelmeye başladı. Ambalajlar. Giysiler. Mekan. Bu grup günü 4'e böldü. 9-12-12-3-3-6-6-9. Her bölümde konsept değişecek. Kullandığınız bütün malzemenin rengi değişecek. İşte sabah sarı, öğlen yeşil, akşam üzeri kahverengi diye devam edecek. Tabak altları, giysiler, her şey ona göre değişiyordu. Günün saatine göre. Böyle bir kimlik oluşturdular. Menü böyle dönüyor. Günün saatine göre değişik bir menü görüyor müşteriler. Ambalajları, mekan, giysiler. Kumaş. Şimdi bunlar da nasıl bütün oluştuğunu artık görmeye başladık. Yani logosu, ürün tasarımı, tekstil tasarımı hepsi aynı fikre hizmet ediyor artık. Burada olgunlaşmış zaten hocam. Evet. Mesela bu proje çok hoşuma giden projelerden biri. Evet, sales favorilerindendi. Çünkü konsept enteresan. Evet. İletişimi teşvik etmek amaçları. Yani o kahveye tek başınıza gitseniz kafeye birileriyle tanışıp sohbet edebilmelisiniz. O yüzden konuşma balonu biçiminde logoları. Ambalajları böyle. Fincanlarında da aynı fikir devam ediyor. En beğendiğim hafta budur. Bakın masanın üzerinde konuşma balonları var. Kimin fikri bilmiyoruz. Ama ben buraya oturduğum zaman karşımda herhangi biri oturuyorsa ben ona laf atarım. Çünkü konuşma balonunun önünde oturuyorum, o da önünde oturuyor. O da cevap vermek zorunda. Yani bir fikri hem endüstri tasarımında, hem grafik tasarımda, hem de giysi tasarımında nasıl kullanırsınız? O konuşma balonunun detayı giysilerin yakalarında da var. Yani personelle de rahatça konuşabilirsiniz. Her şey konuşma balonu. Bir de bir şey ekleyeyim. Mesela Batı'da çok vardır. İngiliz pub'larında, gasthouse'larda falan büyük masalar vardır ve oranın belli müdavimci insanları vardır. Oraya insanlar gelirler. Yani hepsi 7-8 kişi otururlar. O sohbet şeyi falan. Bizde yeni nesil şeylerde pek yoktu. Yani o anlamda da cesur bir tavırdı bu aslında. Evet. Bu bir başka grup. Bunlar iş merkezlerinin alt katındaki yemek mekanlarından biri olarak düşündüler. Yani gündüz plazada çalışanlar öğlen çıkıp burada bir hafif bir şey yiyip dönebiliyorlar. Logoları QR kod biçiminde. Aynı zamanda da QR kod zaten. Yani bunu okuttuğunuz zaman bütün bilgileri alıyorsunuz. Ürünler hakkında fiyatları her şeyi QR koddan öğrenebiliyorsunuz. Ve de sipariş veriyorsunuz. Daha sonra masa evet. Ambalajları. Hmm.
masanızdan sipariş verebiliyorsunuz gene oradaki elektronik ekipmanla. Şimdi tabii şey de var, bu o dönem için, o sene için zannediyorum daha yeni bir fikir. QR kod şimdi çok yaygın kullanılıyor ama o zamanlarda daha yeniydi diye. Tabii ki, bundan 10 sene önce. O 10 sene geçti. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim, ben QR kodu bu öğrencilerden öğrendim. Ben hiç karşılaşmamıştım QR kodla. Evet, evet. Bu grup motosikletlilerin gittiği bir mekan tasarladı. Deri ceketli. Kabaralı. Kabaralı. Müşteriler. Bir stilleri söz konusu hocam ama, değil mi? Yani bu bütün bu stil, az önce saydığınız öğelerin hepsi en ufak detaya kadar işlenmişti. O yüzden gerçekten çok bütün gözüküyor proje. Evet. Bence evet. Ve metal şey de var. Yani metal, metalik, metalik. Yani her türlü çağrışıma açık. Bence şey, yani konsepti iyi tutanların bir tanesi. Tepsileri de öyle. Mekan tasarımı öyle. Bunlar çalışanların giysileri. İşte motorcunun şeyi de öyle olur diyorsunuz. Evet, motorcunun servisi de böyle olur. Bu yıl çok verimli bir yıldı. O yüzden biraz fazla örnek koydum. Bu da biraz şey, retro bir marka oluşturdular. Yani bu şekilde bütünsel tasarlanmış kaç tane kafe görmüşüzdür acaba? Gitmişizdir veya? Bu herhalde son örnek bu seneden. Değişik ülkelerin kafelerini servis eden bir mekan olarak tasarladılar. O yüzden logoları da böyle bölümlü. Yazı karakteri ve renk farklı her harfte. Kartvizitlerin de renkleri farklı, zarf rengi de farklı. Duvar panosu. Ambalajları. Soğuk kahveler, şeker. Şişeler, önlük giysiler. Mekan. O renklerle parçalanmış logo burada bar tezgahında ve taburelerde devam ediyor. Yani iç mimarlık alanına da uyarlanmış oldu. O zaman sormadım ama tahmin ediyorum bu projelerin oluşmasında Ümit Celbiş'in iç mimarlık eğitimi de almış olmasının mutlaka katkısı var. Yani evet, çocukların yeteneği de tabii. Doğrudur. Hocam ben bir ekleme yapabilir miyim bu projeyle tabii, ilgili? Tabii ki. Çok yakından tanık olduğum için. Bu projedeki öğrenciler çok uzun bir süre ciddi anlamda yol alamamışlardı. Yani hatta sunumlar arasında 3-4 sunum toparlayamıyorlardı. Fakat bizim öğrencimiz Damla geldi, dedi ki işin içinden çıkamıyoruz dedi. Ne yapacağız? Hani yol alamıyoruz. Ama hepsi de çok yetenekli ve istekli çocuklardı. Onu çok iyi biliyorum. Ben şu tavsiyede bulunmuştum. Birinizin işi ele alıp yönetici konumuna geçip işi devam ettirmesi lazım ve Damla o rolü üstlendikten sonra ortaya bunlar çıktı.
ve hepsi çok iyi çalıştılar. Yani bu projeler aynı zamanda ekiplerin nasıl yönetileceğini ve ekip arasındaki, yani o ekip içindeki iletişimin nasıl kurgulanması gerektiğini de çok iyi öğretiyordu. Evet. 2013'te Adalar Kent Kimliği projesini verdik. Adaların birini veya tümünü seçebileceklerdi. Böyle projeler geldi. Mıntıka diye bir marka yarattılar. Adalara gittiğinizde değişik ürünler satın alabilirsiniz bu marka ile. İşte reçel, bilmiyorum likör belki bu. Bu başka bir projenin şeyi, yanlış girmiş buraya. Evet, belediye logosu var, doğru. Evet, sonraki projelerden birinde. Bu projede stadyum tasarlayan bile oldu. Evet. Adaya. Bu grup şeyde internetteki nokta işaretinden, yer işaretinden hareket etti. Bu bir başka grup. Bunlar üçgenlerden gittiler. Her şey üçgen burada. Bu işte ya, demin yanlış konmuş dediğim bu projenin bisiklet park yeriydi. Onu düzeltmem lazım. Ha, aynı resim. Bir şey, adalar logosu olarak o evet. Şey yapmışlardı. Evet. Mozaiği. Öğrencilerin çoğu da hocam bu projede adaya gidip yerinde inceleme yaptılar. Gruplar halinde. Oturma grubu. Bu bir başka proje. Sandaletler. Burada bir şey söyleyeceğim geçmeden. Dikkat ediyorsanız artık yavaş yavaş böyle somut ürünlerden çok daha böyle yazılım vesaire, işte şey, web, telefon şey menüleri falan gibi daha teknolojik şeylerin gündeme geldiği bir şey var. Yani evet. O yıllardan itibaren biraz daha ona öyle bir dönüşüm oldu. Yani somut nesnelerden çok programlar, yazılımlara yönelik şeyler yapmaya başladı. Bu yıl bitki besini, daha doğrusu bitki yetiştirmeyi özendirecek, hayatın bir parçası haline getirecek bir marka yaratmalarını istedik. İster Botanica, ister Kaktüs adını kullanabilirsiniz dedik. Yani bana sadece malzeme ve kimyasal satmayacaksınız. Benim bitki seven, çiçek seven, ağaç seven biri olarak kendimi ifade etmemi de sağlayacaksınız dedik onlara. Kaktüs. Ürün ve ambalajı. Bahçede kullanılabilecek aksesuar. Bu bir başka grup. Kaktüs. Ambalajları. İlhan Hocam. Siz sunumu yaparken bir yandan da seyircilerden gelen soruları size iletmek istiyorum. Süremiz de daraldığı için. Evet. İsmail Baltacı sormuş. Bir kişinin farklı disiplinleri bir arada kullanması ne derece önemli? Bu örneklerde birbirinden farklı kişilerin bir arada çalışmalarını görüyoruz. Demiş. Evet. Tabii bir kişinin bütün bu disiplinlerde öğrenerek hakkıyla iş yapabilmesi pek mümkün değil ama bu öğrencilere aynı zamanda diğer disiplinler hakkında da gerekli, en azından gerekli olacak donanımı sağlıyor mu sizce?
Şimdi bir kişi bütün disiplinlerde iş yapabilecek olsa zaten bu projeye gerek olmazdı. O kişiye her şeyi öğretmeye çalışırdık. Bu yapamayacaklarından yola çıkarak oluşturulmuş bir proje. Yani herkesin bilgisini bir araya getirip, birleştirip sonuçlandırabileceği bir proje. Öğrenciler ortaklarından bu bilgileri dolaylı olarak alıyorlar zaten. Hı. Yani grafik öğrencisi bir endüstri tasarımcının kafası nasıl çalışır, bir tekstilcinin kafası nasıl çalışır bunu görüyor. 8 hafta boyunca, 6 hafta boyunca. Aynı şekilde diğer öğrenciler de birbirinin nasıl çalıştığını, hangi yöntemleri kullandığını, hangi teknolojiyi kullandığını yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Bilmiyorum yeterli mi? Yeterli, yeterli hocam. Sağ olun. Bu bir başka grup. Dükkanları, bitki besinlerinin ambalajları, cihazlar, aletler, giysiler. Evet, bu bir başka grup. Saksılar. Biraz hızlı geçiyorum ama zorunluluktan. Siz bunları sunarken seyircilerimize bir kere daha hatırlatayım hocam. Lütfen sorularınızı yazın bu sohbet penceresi içinde. Ben de hocalarımıza ileteceğim. Telefon kılıfları, ambalajlar... Ürünlerle birlikte verilen bilgi kartları. Bir rehber hazırladılar. Çiçek yetiştirenler, sebze yetiştirenler için. El kitabı. Giysiler. Bunu bulamamıştım, buldum ve ekledim sunuma. Bu proje bir seyahat şirketi için tasarım idi. Seyahat şirketinin konseptini kendileri belirleyeceklerdi. Gittikleri yerlerde kullanacakları bisikletleri tasarladılar. Giysilerini. Kuvvetli işler çıktı hocam burada da. Evet. Bu grup bir bira turu organize eden bir şirket kurdu. Birasıyla ünlü şehirlere gezi yapacaklar. Bira örnekleri hem tadacaklar hem yanlarında getirebilecekler. Böyle bir proje yaptılar. Ümit Hocam ve İlhan Hocam, Pelin Türker'den bir öneri geldi ama onu size ileteyim. Seramik bölümü de katılabilir bu eğitim sistemine diyor. Ne dersiniz diye soruyor. Başımızın üstünde yeri var. Bu arada Pelin Hanım'a selamlarımızı iletin. Onun da bu çorbada tuzu vardır. Bize bir dönem galiba web tasarımı ile ilgili bir şeyler vermişti. Evet. Bir iki grupta galiba şey yapmışlardı. Animasyonlu web tasarım yapmışlardı. Evet. Başımızın üstünde yerleri olur. Buradan seramik bölümüne duyurulur diyorsunuz. Evet, tabii. Bir şey söyleyeceğim. Bize seramikten çap veya işte ne diyorsa gelen çok başarılı öğrenciler oldu. Bu da enteresan. Yani keşke bu projelerde daha çok adam gelse seramikten. Tekstil bölümü de aynı deneyimi yaşadı. Bize de gelen öğrenciler aynı şekilde çok başarılı oldular. Bir kere şunu açıklamak isterim. Bir okulda iki tasarım bölümü varsa
herhangi iki tasarım bölümü ortak proje yapabilir. Yani tekstille iç mimarlıkta yapar, seramikle grafikle yapar, tekstille iç mimarlıkta yapar. Herkes yapabilir. Hemen bir şey daha atacağım. Çok, çok kısa anlatayım. Bir öğrencimiz mezun, şu anda Yeditepe'de öğretim görevlisi. Çok şey yapmıştı ve bir proje yaptılar. Makine mühendisiyle tasarım bölümü yaptı. Mesela. İşte bizim reklamcıyı eklememiz evet. gibi. Reklam yazarını. Bu bir başka grup. Bunlar sanat öğrencilerini gezdirecek. Hem sanat yapılacak, izlenecek ve aynı zamanda turistik bir gezi yapacak bir şirket tasarladılar. Müzeleri geziyorlar. Gittikleri ülkelerde. Çizim malzemelerini taşıyabilecekleri sırt çantaları, boyama, boya ve kalem setleri, ortak yaptığımız bitti. En son üçlü bu rota projesini yaptık. Ümit Bey emekli oldu. Hatta emekli olduktan sonra zorlayarak geldi. Bu ders için geldi. Bir yıl daha devam ettik. Sonra artık gelemedi. Biz tekstille devam ettik. Ardahan ve Zeynep de endüstri tasarımı, grafik tasarım olarak devam ettiler. Bu tekstil bölümüyle yaptığımız ortak proje. Marmara Üniversitesi'nin kimliğini istedik öğrencilerden. Bu defa sadece grafik tasarım ve tekstil var. O hemen belli oluyor zaten. Ve bütün projeler aşağı yukarı bölüm, değişik bölüm öğrencilerinin iletişimi üzerine kuruldu hep. Demek ki o ihtiyacı çok duyuyordu öğrenciler. Buradaki iplikler değişik bölümlerin iletişimini anlattı. Bu bir başka proje. Gene değişik bölümler, değişik renklerle anlatıldı. Fakültenin kurumsal kimlik çalışması, doğru mu hocam? Ben bu fakültenin kurumsalı... Evet. Tamam. Marmara Üniversitesi'nin kurumsal kimliği. Evet. Anladım. Yok, GSF'nin. GSF'nin. Evet. GSF'nin. Sanatlar Fakültesi'nin tabii, doğru. Bizim fakülte. Burada gene hep iletişimle ilgili harfler ve işaretler. Tartışma, konuşma, iletişim kurma. Çok güzel. Çok ilginç olacak sizden sonra Ardan'la bu sefer bizim tarafta o dediğiniz şey çıkacak hocam. O farkı evet, çıkacak. Şeyi göreceğiz. Burada özür dilerim herkesten. En son yaptığımız proje server'daydı iş yerinde. Ama ben bu ara taşındığım için server'da henüz bağlanmadığı için sonuncuyu buraya ekleyemedim. Yani bir projemiz daha var tekstil bölümüyle. Bir dahaki sefere hocam. Bir dahaki sefere. Şimdi ben kapatayım. Ardan'la Zeynep'in endüstri tasarım ve grafik tasarım bölümlerinde yaptıkları projeleri de görelim. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi ben açayım mı? Lütfen. Evet evet Ardan. Sen screen sharing'den dosyayı paylaşabilirsin. Tamam. Herhalde tam ekran görünüyor. Tam ekran görünüyor evet. Tamam. Hocam siz 2016'da başladığınızı söylemiştiniz ama yanılıyor muyum? Biz sanki 2017'de başladık ve 2019'a kadar devam ettik gibi hatırlıyorum. O yüzden bizde tarihler böyle. Sanki o Marmara'nın son projesini hatırlıyorum ama biz Zeynep'te 2017, 2018, 2019'da. Evet, 2016 zaten sondu. Evet. 2017'de evet. Başlangıç oldu. Tabii doğru, doğru. Evet, evet. Doğru. 16, 17'ye bakıyoruz. Üçlü 2016'da sondu, evet. Evet. Doğru. Şimdi biz de aynı şekilde Zeynep'le projeleri tasarlarken daha önce yapılmamış
projeler kurgulamaya, daha doğrusu sizin yaptırdığınız projelerle aynı olmayan fakat paralellik gösterebilecek projeler seçmeye çalıştık. Biz de aynı şekilde öncesinde Zeynep'le toplantılar yapıp marka ne olsun, nasıl bir problem verelim bunların hepsini tartıştıktan sonra bu bilgileri öğrencilerle paylaştık. Aynı ritüel devam etti, aynı anda verildi ve farklı bölümlerde yapıldı dersler. Bir grafik tasarım, bir de endüstri ürünleri tasarımı bölümünde. İlk verdiğimiz proje konusu da bir koşu veya spor ayakkabı markası için tasarım ve marka kimliği çalışmasıydı. Koşu spor orada yani koşu veya spor demek istedik. Markamızın adı da Depar'dı. Yapılabilecek tasarımları da sıraladık. Hem endüstri ürünleri tasarımı hem de grafik tasarımcılar için bu başlıkların neler olabileceğini paylaştık. Burada çeşitli gruplar var. Öğrencilerin isimlerini de verdim. Şimdi tabii herkes konuya farklı bağlamda yaklaştı. Şimdi ilk grup açıkçası daha meditatif bir spor ayakkabı tasarlayarak bunun daha huzur verici ve rahatlatıcı bir etkisi olmasını istedi. Ve buradan yola çıkarak ilk logolarını çalışmaya başladılar. Ben de hızlı geçeceğim biraz çünkü oldukça fazla örnek var. Bazılarını da koymak istedim eskiz aşamasında nasıl ilerlendiğinin daha iyi görünmesi için. Gördüğünüz gibi öncelikle logolar bu şekilde devam etti. İlk eskizler, ilk ayakkabı eskizleri, konseptler. Buradan sonra yani projenin gerçekten nasıl geliştiğini görmek çok dikkat çekici. O ilk gördüğünüz sembolde tamamen tersine çevirdiler. Çünkü D harfine de referans yapmasını istediler bu şeklin. Daha sonra da ayakkabılarımız... Daha doğrusu ayakkabıları bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Kutuları ve yine reklamı sadece ruhuna odaklan sloganıyla bu projeyi tamamladılar. Bu da bir başka projeydi. Bu çok dikkat çekici bir proje oldu. Çünkü bunun tasarım dışında bir başka özelliği daha vardı. Onu şimdi göstereceğim. Hemen hatırlatayım. Şimdi tabii öğrenciler bazıları çok farklı yerlerden, farklı aşamalardan sonra sonuca ulaşıyorlar. Ama bazen de bazı gruplar neredeyse ilk sunumda sonucu yakalıyor gibi oluyorlar. Yani biz bunu deneyimledik çoğu zaman Zeynep'le. Hatta bu arada şunu da söyleyelim, bizim kesinlikle hiçbir şekilde tasarım açısından müdahalemiz olmuyor. Tamamen kendileri çalışıyorlar. Biz çok minimum yorumlarla onları yönlendiriyoruz. Çünkü burada amaç mükemmel bir iş ortaya çıkmasını sağlamak değil, onların iyi bir çalışma, yani iyi bir ekip olmalarını sağlamak, nerede hata yaptıklarını da kendilerinin yine görmelerini sağlamak, amaçlamak. Burada görüyorsunuz logo çalışmaları, desen çalışmaları. Tam da bu noktada bir Arda'nı hemen ekleyeyim. Ben de birey yerine gruba odaklandık gerçekten de. Ve gelen kuvvetli fikirleri en başta hissettiğimiz anda Arda'nla anında konuşup örselememe kararlarını hep aldık. Yani önünü kesmemek ve önünü açmak üzerine yönlendirdik. Genellikle de zaten öyle yaklaşıyoruz değil mi Arda? Evet, hep öyle yaptık. Bu projede ilginç bir şey vardı. Çünkü bu biraz akıllı ayakkabı teknolojisi üzerinden ilerledi. Çünkü konsept yaratmada da öğrenciler sonuçta serbestti. Burada yanılmıyorsam bu special assistant diye, yani koşu asistanı diye bir ürün de tasarladılar. Bu telefonunuzla veya saatinizle entegre olarak çalışacaktı. Burada da bunun küçük bir uygulaması var. Çok fazla zamanımızı almadan bir onu göstermek istiyorum. Hani deneyimlemek açısından. Burada küçük bir video tasarlamışlardı. Onu göstereceğim. Bu logoları son bu hale geldi. Bu şekilde kullanılmaya başladı. İki versiyonu vardı. Ama ilk versiyonu kullandılar ve ayakkabı bu şekilde tasarlandı son olarak. Son görünümü. Tabii bütün şirket isimleri bütün projelerde olduğu gibi biz bir de isim de koyduk. Fiktif yani kurgusal şirketler bunlar. Evet. Var olmayan şeyler. Biraz farklı olarak yani
bir isim ihtiyacı da doğduğuna karar verip böyle bir nasıl diyeyim, çatı marka, marka çatısı oluşturup böyle bir talepte bulmuştuk öğrencilerden. Çok da güzel işler çıktı gerçekten. Ardan bir araya girebilir miyim? Tabii. Tam bu anlattığın konuyla ilgili bir seyircimizden soru geldi. Sen sunuma devam ederken ben bir yandan da onu sorayım sana, ileteyim. Başkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Gözde Çoban sormuş. Ortaklaşa gerçekleştirilen yaratıcı tasarım ürünleri için patent alan öğrenciniz oldu mu? Bu konuda iyi bir soru bu aslında ama olarak bilgim yok. Almış olabilirler ama kesinlikle, yani tek, tabii kimin başvurduğuna bağlı, o biliyorsunuz teknik bir mesele. Ama işin aslı burada, evet, bir endüstriyel tasarım var ama bu endüstriyel tasarımda aynı şekilde grafik tasarımcının da hakkı var. Çünkü bu ortak bir proje. Yani burada evet bir endüstriyel tasarım ürünü görüyoruz ama o tek bir kişiye ait değil. Ama bu konuya bu bağlamda çok net bir cevap vermem herhalde mümkün değil. Yani ben de çok net cevap veremem. Şöyle bir şey var ama zannediyorum hukuk, yani devlet üniversitesi olduğumuz için de hukuk karşısında belli bir zaman dilimi için de üniversitede yapılan projeler bölümlerin ya da o üniversitenin uhdesinde kalıyor diye bilmekteyim. Yanılıyor olabilirim. Bunu bir sorun. Çünkü bunu bölümlerde de, yani bizim bölümümüzde de geçmişte çok konuşması oldu. Uzmanlar, uzman hocalarımız var bölümde. Buyurun hocam. Bu konu eskiden beri çok tartışılan bir konudur. Ama genel şey, eğilim şu. Okullarda yapılan çalışmalar genellikle okulun mülkiyetinde oluyor diye. Yani öyle bir genel bir yaklaşım var. Tam da net bir şey yok yani. Bir mevzuat yok o konuda. Ama üzerine çalışılıyor yani. Patent, maddi şey konuları falan. Vardı diye hatırlıyorum. Maalesef bir cevap verme şansı, yani benim şu anda yok. Peki. Devam ediyorum. Bu da sözünü ettiğim koşu asistanı. Küçük bir uygulama var. Bir onu izletmek istiyorum. Merhaba Ardan. Senin yeni koşu asistanınım. Muhteşem bir orman koşusu bizi bekliyor. Hadi depar ile şu patikaların tozunu attıralım. Şimdi dip bir pozisyona gel, kollarını 90 derece açıklıkta tut. Nefes ve adım kontrolünü unutma. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Nefesin, koordinasyonun ve adımların muhteşem. Hadi biraz hızlanalım. Seni motive edecek ve kalp ritmini düzenleyecek bir müzik biliyorum. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Evet, böyle devam ediyor. Yani bunu da şunun için gösterdik. Yani öğrenciler ürünün dışında o ürünün hikayesini, dünyasını ve onun yaşayacağı atmosferi de tasarlıyorlar. Bu açıdan da önemli. Bu da bir başka proje. Bu projede grafik öğrencimiz önce logo üzerinde çalışmaya başladı. Çok tam olarak nereye gideceklerini bilemiyorlardı. Ama tabii biz orada görmeye başladık. Biraz da kendiliğinden oluşmuştu. Şunu da hemen ekleyeyim. Bazen grafik tasarımcının bulduğu bir fikir ürüne yön verebiliyor. Bazen de endüstri ürünleri öğrencisinin bulduğu bir fikir tamamen markanın nasıl görüneceğini belirleyebiliyor. Bu üründe biraz böyle olmuştu. Bu marka için tasarladıkları ayakkabı da yine yüksek teknolojili bir ayakkabı olacaktı. Ve böyle bir eskizle geldiler bize ve bu tabii çok spesifik, çok ayırt edici bir biçime sahipti. Ve bir de alt marka yaratmışlardı, Shapeshifter diye. Bu hava durumuna göre bu halkanın rengi değişecek ve ayakkabının işte
kendi performansı ya da işte sıcaklığı gibi sanırım o tür şeylerde Zeynep. Yanılıyor muyum? Sen daha hakimsin ama. Biraz yok. LED ile alakalıydı bu aslında. Ayakkabı bir çok da şekil değiştirdiği değil de bir tabanla ilgili çünkü sıkıntılar da vardı. Oraya çok girmemiştik ama bildirim açısından önemliydi. Bildirme özelliği daha yüksekti. Evet. Daha sonra logolar böyle devam ederken ayakkabılar da yine şekillenmeye devam etti. Tabii burada Arda'nın söylediği gibi İlhan Hocam da hep başından beri de söyledi. Yani hep konuşulan şey bir grupta bir fikir çok ön plana çıktığında diğer taraf biraz kendini geri çekebiliyor. Biz de ona göre yönlendiriyoruz. Burada da öyle bir şey oldu. Grafik daha kuvvetliydi. Biraz ürün arka planda gitti. Yani varlı yok arası bir biçim var burada. Evet ama ön plana çıkan şey ürün olarak, form olarak çok özgün bir noktaya gitmişti diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Burada da bambaşka bir konsept vardı. Bu arkadaşlarımız metropol kavramı üzerinden ilerleyip özellikle işte kent içinde yoğun yolculuk yapan, uzak mesafeler giden iş adamları ve iş kadınları için bu ulaşım sırasında giyecekleri bir ayakkabı markası tasarlamak istediler. Daha doğrusu gün içinde aktif çalışan, ayakta durmak zorunda olan sektörlerdeki iş adamları ve iş kadınları için tasarlanan bir ayakkabıydı. Onlar bu şekilde bir konsept geliştirdiler. Zeynep sen bununla ilgili söylemiştin. Konsept daha ilk eskizlerde hemen ürünün nasıl görüneceği belli olmuştu yanılmıyorsam. Doğru. Bu çok kuvvetliydi zaten. Onu da ürüne güzel birleştirdiler. Evet. Ayakkabı barla yok arası görünecekti. Yani iş adamının çok göze batmayacak belki ama kendini arka tarafta belirginleştiren bir şeyi var. Yani marka ayakkabının arkasındaydı. Hı hı. Bu da Ekin markası içindi. Bu organik hazır gıda markası olarak bu ürün için ambalaj tasarımı ve marka kimliği çalışması istedik. Bu da özellikle yine çalışanların öğle yemeklerindeki bu beslenme ihtiyaçlarını gidermek üzere ortaya çıkan bir markaydı. Bunun ambalaj ve marka kimliği çözümü üzerinde çalıştılar. Burada da ilginç örnekler vardı. Burada sanırım Zeynep biraz daha fazla konuşacak. Çünkü endüstriyel tasarım burada oldukça etkili bir şekilde rol oynuyordu. Ürünün nasıl görüneceğinde. Paket tasarımları. Yani kuvvetli projeler çıktı. Zaten konuları verirken biraz da piyasadaki eğilimlere bakarak konu vermeye çalışıyoruz. Beni en çok mesela motive eden şeylerden biridir o. Yeni bir marka, fiktif bir marka çıkacak. Yeni bir konu vereceğiz. Arda'nla bir iki ay önceden başlıyorduk ufak ufak etrafı koklamaya. Neler olacak, neler bitecek, nasıl motive edebiliriz? Bunlar önemli şeyler. Organik hazır gıda da mesela son yıllarda çok popülerleşen bir konu oldu, dikkatimizi çekti. Bunun üzerine böyle bir şey yaptık. Gerçekten de ilginç, güzel konular, şeyler, ürünler de çıktı. Neredeyse bazıları üretime gidebilecek kadar netlikte projelerdi. Yine mesela bu proje öyle bir proje. Gayet net ve açık bir proje. İçinde her şeyi olan bir paketi alıyorsunuz içeceğiyle, sandviçiyle ve bir kısa süreli bir yeme ihtiyacınızı ve temiz bir şekilde, temiz gıdayla diyeyim, sağlayabiliyorsunuz. Güzel bir projeydi. Evet, ikisi. Bu grupta şey oldu, yani bir anlaşmazlık mesela oluyor bazen öyle şeyler. Bir uzaklaşmalar, bir yakınlaşmalar ama genellikle de
sıkıntıları mutlaka gelip söylüyorlardı. Burada birazcık öyle şeyler olmasına rağmen sonradan mecbur kaldılar. Yani bu işi birlikte kotarmak zorundalar. Evet. O bakımdan da kuvvetli şeyler çıktı. Reklam kampanyalarını da istedik. Onlar da var. Bunlar eskizleri. Hı hı. En baştan mesela bizim kantini düşünerek şey yaptıkları bir projeydi bu. Bir öğrenci gittiğinde okulunda diğer türlü yiyecekleri değil, hani tostu, hamburger yerine böyle bir şey tercih ederse nasıl olabilir? Onun satış aşaması nasıl olacak? Nerede duracak? Hani standta nasıl duracak gibi. Bütün bunları düşünerek yaptıkları bir projeydi. Kuvvetli bir şey çıktı. Evet. Kalabalıklar yok oldu vesaire. Yine bir başka evet. Zeynep Hocam. İsim genişi. Bu dediğinizle ilgili olarak bir soru geldi de onu size ileteyim. Buyurun. Bu yapılan öğrenci projeleriyle global markalara çıkmak ya da onlara sunum yapmak, öneri getirmek gibi girişimler var mı ya da böyle plan oldu mu diye soruyor. Neval Özbek. Neval, teşekkürler soru için. Böyle bir plan içine girmedik. Bu daha ilk defa toplu halde sunum yapıyoruz galiba, değil mi hocalarım? Yani belki bundan sonra fırsat çıkar. Belki bundan sonra fırsat çıkar. Evet, belki yani. Olur. Bir de şu pandemi koşullarını bir atlatalım. Ondan sonrası zaten gelir. Bence bu iyi bir şey oldu sizin sayenizde. GMK'ya ben de bu arada teşekkür ederim. Estağfurullah. Şey oldu bu. Bu kapalı kapılar ardında kalmaması gereken fikirlerin ortaya çıktığı, artık saçıldığı, hani görünür hale geldiği bir platform ayarladınız veya bir olanak sağladınız. Ben bu açıdan değerli buluyorum bugünkü şeyi. Çünkü gerçekten de 2003'ten bu yana öyle ya da böyle ve sekteye de uğramadan aynı disiplinde sürdürmeye çalışıyoruz. Bu sene biraz zorlanacağız. Belki yapmayacağız zaten. Arda'nla konuştuk onu. Bu dönem evet. Bu projeyi yapmayacağız. O yüzden bizi dinleyen öğrencilerimiz varsa belki hani hoşlarına gidebilecek şeyler gördüler ama ileriki zamanlarda telafi etmeye çalışırız diye düşünüyorum. Soruyu soran arkadaşı da daha sonraki yıllarda inşallah diyeceğim. Evet. Tabii. Yani şu bir gerçek, buradaki projelerin neredeyse hemen hemen hepsi rahatlıkla piyasaya çıkıp performans gösterebilecek ürünler, uyarlanabilecek. İş de var zaten, değil mi bunlar? Sadece tasarım değil, iş fikri de içeriyor çünkü. Tabii, kesinlikle aslında öyle. İş fikri de var dolayısıyla. Hatta marka ismini bile biz gerçekten yani öyle bir kurguluyoruz ki hani piyasaya çıktığında hem fonetik olarak hem de isim olarak bir çağrışım yapsın, güçlü dursun diye. Evet. Bu grup da çok ilginçti. Bu öğrencimiz çok sayıda eskiz yapmıştı. Yani burada gördüğünüz Ekin logosundan daha fazla sayıdaydı. Ve işin aslı, bunu burada ifade etmem lazım, çok başarılı bir grafik öğrencisi değildi. Fakat ilginç bir şekilde bu projeyle birlikte performansı çok yükseldi. Demek ki ekip olarak çalışması gerekiyormuş. Zaten bundan sonra da çok iyi projeler yapmaya başladı. İlginçtir. Yani bu projeden sonra performansı inanılmaz arttı. Kendine güveni geldi. Endüstriyel tasarım çözümlerini de görüyorsunuz. Etiket tasarımı. Yani bant ve marka evet. Birlikte yani koruyucuyla beraber olması, zaten ikisinin oturup hani bunu üç boyutlu olarak da mock-up'larını yapmaları çok değerli şeylerdi. Her hafta dolu yeni bir fikirle, yeni bir eskize geldiler. Gerçekten de çok başarılı ve bitmiş bir iş olarak görüyorum ben de. Evet, gerçekten öyleydi bu da. Birçok detay düşünülmüştü. Bu da bir başka proje. Bu da ilginçti. Burada endüstriyel tasarım bayağı öne çıkıyordu. İstersen Zeynep sen bu... Aslında her ikisi de kuvvetliydi. Fakat bence bu çalışmada denge var. Yani hem üç boyutta bir fikir var. İşte soslu vesairesi, içinde çatalı, bıçağı ve işte ambalaj jelatini. Hani tek seferde onu alıp bütün şeyi, ihtiyaçları ya da istediği gibi... salatasını yemesi. Bunlar önemli şeylerdi. Tabii ama bu bence şey de çok önemli. Şu aşağıdan gelen hani
bütüncül olarak baktığımızda, bütün olarak baktığımızda etiket hem yapı olarak hem de etiketin içinde markanın konumlandırması, amblem ve logotipin gerçekten de senkronize çalışma olduğunu tam tipik bir örneği olarak görüyorum ben. Hı hı. Her iki fikirde, her iki bölümde bunlar birbirine çok güzel harmanlandılar. İyi çalıştılar onlar da. Evet. Bir de şey çok önemli Ardan veya Ferhat Bey, onu da söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Her hafta biz dersleri 4 saat ya da 3 saat haftada bir kez görüşerek sürdürüyoruz. Düzenli olarak katılanlar mutlaka örselemek zaten yok bizde ama mutlaka yollarına çıkan çapakları kaldıracak, temizleyecek önerilerle geri dönüyorlardı. Düzenli gelen öğrenciler mutlaka o çapaklardan arınmış, bir sonraki haftaya daha bir motive olarak, daha geliştirerek devam ettiler. Zaten öyle bir düzen de önemli, çünkü onu söylemek için şey yapıyorum. Birkaç hafta görüşemediğimiz gruplarda bir kopuş olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten o tip durumlarda da kuvvetli işler arka planına düşüyor maalesef. Kuvvetli fikirler de bazen yok olabiliyor. Biraz da bunu disipline etmek önemliydi. Bu grupta disiplinli bir şekilde yaptılar diye hatırlıyorum. Hı hı. Pardon Ardancığım. Yok, sorun değil. Reklamları da yine başarılıydı bu grubun. Özenli çalışmışlardı. Bu da en son 2019'da yaptırdığımız projeydi. Bu da son dönemde çok popüler hale gelen taşınabilir kablosuz hoparlör ve kulaklıkla ilgili bir projeydi. Bunun için bir marka, yani hem kulaklık hem taşınabilir kablosuz hoparlör tasarımı ile birlikte bir de marka kimliğinin tasarımı yapılacaktı. Burada öğrenci sayısını dengelemekte biraz zorlanmıştık. Çünkü grafik tasarım öğrencileriyle endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin sayısı tam birbirini denk tutmuyor. Hatta o sırada Erzurum'dan gelen bir öğrencimiz vardı, Ramazan Özkan. O iki grubun birden tasarımını yapmıştı, grafik tasarımını. İyi de işler çıkmıştı. Bu ilk proje, görüyorsunuz eskizler. Zeynep, burada sen biraz daha fazla konuşacaksın herhalde çünkü... Yok hocam, yani zaten görünüyor. Geçebiliriz. Hani, Gerçekten çok orijinal işler çıkmıştı burada. Hem gerek grafik ifade anlamında, logo anlamında, hem de ürün anlamında, ambalaj açısından da etkileyici çalışmalar yapmıştık. Tabii profesyonel destek de aldık burada. Bunu evet. Ses teknolojileri konusunda teknik destek aldık, davet ettik. Evet, uzman. Bir uzman geldi ve öğrencilere ses teknolojilerinin nasıl çalıştığını, nasıl markaların güncel markaların ne olduğuna dair veya kulakla ilgili, hatta nasıl duyusal algılama ile ilgili de bir takım şeylerde aldık, bilgileri de almıştık. Tekrardan bir araya gireceğim izninizle. Ardan, demin bölümler arası öğrenci sayısı bazen tutmayabiliyor falan dedin ya, onunla ilgili bir ufak bir soru var. Hilal Çalışkan sormuş. Projeler sadece lisans öğrencilerini mi kapsamakta, okulun bünyesinde yüksek lisans eğitimi gören öğrencileri de projelere dahil ediyor musunuz ya da düşünüyor musunuz? Bu çalışmalar lisans düzeyindeki çalışmalar. Üçüncü sınıf hatta. Evet, üçüncü sınıf. Son sınıf değil. Üçüncü sınıf. O da önemli, doğru. Tabii yüksek lisans öğrencileri dilerlerse bu projelerin süreçlerini izleyebiliyorlar. Ama onlarla böyle bir proje henüz gerçekleştirmedik. Ferhat Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Geçmişte şeyler yaptık yani... Yüksek lisans öğrencilerin lisansla birlikte yaptığı projeler oldu bizde. Bir kettle projesi, traktör projesi ama şey yok yani, bu projede yok. Bu tamamen lisans 3. sınıf projesi. Ama şey var yani, bizde yüksek lisans ve lisans öğrencilerini karma olarak bir projede çalıştırmamız daha önce oldu. Yani onu hatırlıyorum. Yani yapısı biraz daha herhalde revize edildi yüksek lisansa göre. Şimdi yüksek lisansta bir de mesela başka şeylerden gelenleri de
biraz da şeye alışmaları için lisansla beraber lisanstan ders alıyorlardı. Bunlar işte proje dersi alanlar da olmuştu. Anladım. Onu hatırlatıyorum. Ama ortak projelerde olmadı hiç. Ortak proje hiç olmadı. Tamamen ortak proje ikinci semestr. Orada denklik çok önemli çünkü. Tabii. Bununla ilgili sadece bir şey söyleyeceğim. İşte bu ses mühendisi kişinin verdiği bir bilgi doğrultusunda tasarlanmıştı. Kemik teknolojisi. Kemik iletisi. Yani, kemik iletimiyle alakalı. Evet, kemik iletimiyle. Yani ses, şakak üzerindeki. Şakak üzerine kullanıldı. Evet. Bu yüzden biraz normallerden farklı görünebilir. Sıra dışı. Kullanılıyordu. Hem ses perdesi yapabilmesi hem şey diye hatırlıyorum. Yani kemik iletim. Evet, kemik iletim. Teknolojisiyleydi. Kulağı kapatmayan. Evet. Bu çok ilginç bir proje olmuştu. Ben yani hem grafik anlamda hem de endüstriyel tasarım anlamında çok başarılı bulduğum bir projeydi. Çünkü gerçekten çok kavramsal bir açıdan ilerledi. Biz tabii öğrencilere iki marka verdik. Bir pan, bir de nota. Bunlardan istediklerini seçebiliyordu onlar. Ama bu konsepte daha böyle hani nasıl söyleyeyim beatbox tarzı yani sokak müziği tarzı bir konseptle ilerlediler. Hatta biz biraz altına yönlendirdik. Evet, doğru ilerledi ve boombox adını aldı. Pan boombox portable speaker diye. Ve bu şekilde bir tasarım ortaya çıktı. İlmeleri. Yine nasıl kullanılacağı. Pardon, sen sunmaya devam ederken bir soruyu daha iletmek istiyorum. Ümit Hocam ve İlhan Hocam'a. Yaren Özcan soruyor. Merhaba, bu eğitim projesini genişletip diğer okullarla birlikte de yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da bir şekilde genel bir yarışma tarzı gibi bir proje düzenleme fikri var mı aklınızda diye bir soru geldi ama. Ben şunu söyleyeyim, yani bizim gönlümüz zengin, çok düşünürüz bunu. Şeyde de yaptık nitekim Yahşi Bey şeyinde ama yarışmaya şey değilim yani, yarışma farklı bir şey. Yarışmayı katmamak lazım. Yani buradaki konsept yarışma şey değil aslında. Neden olmasın ama şey yani bunlar daha çok organizasyon sorunları. Organizasyon evet. Yani. Derslerde de yapılacak. Evet. Yoksa niye olmasın? Bilgi Üniversitesi'nde az önce de söyledim. Reklam bölümü öğrencileriyle bizim öğrencilerin ortak çalıştığı bir workshop çalışması yaptık. Ümit'in söylediği Yahşi Bey'de de çok değişik okullardan öğrenciler bir araya geldi. Yani ben kendi öğrencilerimi özellikle istemedim. Ben sizle zaten çalışıyorum dedim. Yahşi Bey ayrı yaz yapılan bir projeydi yazın. Oraya başka okullardan öğrenciler davet etmiştim. Evet. Az öncekini geçtim ben ama bilmiyorum görüldü herhalde. Bu da taşınabilir hoparlörde işte üçgen şeklini belirlediler. Ve Vox ismini, kendileri Vox diye bir isim buldular ve onu da kullanabilir miyiz dediler. Onu da kullanın dedik. Bazen böyle esneklikler sağlayabiliyoruz. Ve bu şekilde bir ürün yarattılar. Bu çok eğlenceliydi. Farklı desenlerin yer aldığı. Ve burada fotoğrafı yer almıyor ama gerçekten bunun birebir bir modelini de ürettiler, yaptılar. Üç ben boyut. Sergide gördüm, evet biliyorum. Evet. Reklam kampanyası da oldukça eğlenceliydi. Bu da son proje. Bunu biraz ayrı bir yere koyuyorum diğerlerinden. Çünkü ilginç bir hikayesi var bu projenin. Ama göreceksiniz yani standart olarak da çok farklı bir noktada. Böyle bir biçim yarattılar. Bir simit gibi. İlginç bir şekilde. Yani ürünün ambalajından şekline kadar her şey müthiş özgün oldu. Yani piyasaya çıksa gerçekten çok başarılı olacağını inandığım ürünlerden bir tanesi.
gerek logosu, gerek ambalajı, gerek ürünün kendisi, işte ambalaj çözümüne kadar birçok şey çok profesyonelce çözüldü. Yani böyle bir konsept gerçekten bu alanda faaliyet gösteren bir firmada yapılabilir diye düşünüyorum. Yani öğrenci projesinin ötesinde çok farklı bir noktaya gitti. Keza reklamları da öyle. Her şey çok dengeliydi. Bununla ilgili söylemek istediğim detay şu. Görüyorsunuz hem grafik tasarım hem de ürün olarak çok uyumlu. Fakat bu kişiler gerçekten hiç anlaşamadılar. Çok ciddi problemler yaşadılar. Ama sonuçta yine de bu işi yapmayı başardılar. Bunu niye söylüyorum? Gerçekten profesyonel yaşamda bazen anlaşamadığınız kişiler oluyor. Fikir ayrılıklarını düşürebiliyorsunuz. Ama burada önemli olan şeyin gerçekten projeyi iyi bir şekilde tamamlamak olduğunu gördüler. Ve bunu da başardılar. Bu da bence ekstra bir başarıydı. Çünkü gerçekten de gerçek yaşamda bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizim sunumumuz da bu kadardı. Çok sağ ol Ardan Hocam. Ardan da teşekkürler. Valla hepinizin emeğine, aklına, eline sağlık diyeyim. Yani harika bir sunumdu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz etkinliğimizin. Ben bir şey eklemek isterim. Buyurun hocam. Ardan bir şey söyledi. Aynı anda veriyoruz herkese projeyi diye. Bu çok üzerinde durduğumuz bir şey. Şimdi biz haftalar önce aramızda kararlaştırıyoruz ne proje vereceğimizi. Öğrencilere diyoruz ki haftaya ortak projeye başlıyoruz. Hocam konu ne diyorlar? Diyoruz, o gün söyleyeceğiz. Herkese aynı anda söyleyeceğiz. Hatta Yaşlı Bey de, Dikili de akşam gittik biz. 10 kişinin 7'si gelmişti galiba. 3 kişi daha yok. Konu ne dediler? Dedik veremeyiz. Sabah öbür arkadaşlarınız gelecek ancak o zaman veririz. Çünkü önceden verirsek bir bölüm düşünmeye başlayacak. Kafasında bir yere kadar getirecek. Sonradan öğrenen onun üzerine eklenecek, birlikte oluşmayacak fikir. O yüzden gruplar oluşturuluyor, eşler belli oluyor. En son anda her şey ortaya çıktıktan sonra projeyi verdik her seferinde. Ki eşitlik hiçbir alanda bozulmasın. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bu daha önce konuşmuştuk. Hani sorular sorulabilir, gelebilir. Yani bu projenin sonunda çıkan şey nedir? Çıkan kısmın özeti, çıkan ders kıssadan ise bunu örneklerden çıkıyor. Ama genel olarak başarılı, çok başarılı örnekler. Tek tük sürtüşmelerin olduğunu örneklerden çıktı. Ama onların da bir kısmı çözüldü. Hiç çözülemeyen varsa bir veya birkaç kişi belki bıraktı. Birisi tek başına yaptı falan. Yani şeye %'ye girmeyecek kadar şey var. Olumsuz örnek var diye. Yani benim 2016'ya kadarki şeydeki izlenimlerim bunlar. Bunları söyleyeceğim. Bir de şu var. Dikkat ettiyseniz hani çok şey yapıyorlar dedim. Eğer bir grup gerçekten iyi anlaşıp bir konsept oturup herkes şey yapıyorsa ve o grubun ivmesi acayip yükseliyor böyle parabolik. Deliler gibi çiziyorlar. 3-4 hafta ezede onun son hafta bir 60 tane pafta öyle geliyor. Çünkü ne yapacaklarını bildikten sonra o paftaları çizmek falan çok problem değil. O işin ham maliyesi. Zaten şimdi renderla bilgisayarla da yapıyorlar. Bu da enteresan bir şey. Onu da söylemek isterim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz bunu İlhan'la birlikte ben şu not almıştım. Bir sempozyumda Eskişehir'de, İstanbul'da bir fuarda, yine İstanbul'da bir etkinlikte iki tane de üniversitede sunduk ve maksimum 30-40 kişiye sunmuştuk. İlk defa böyle bir şeye, kaç kişi var bilmiyorum. Ferhat Bey var mı bilgi? Hocam ortalama 300-350 kişi canlı izledi ama daha sonra kaydı izlemesi için yani onlar rahatlıkla bir 700-800'ün yani, üzerine çıkıyor. Tamam ya benim söylediğim 10 misli şimdiden var zaten. Şimdiden canlı yayını seyrettim. Yani bu bence bizim için çok çok büyük bir imkandı. Bir kere size çok teşekkür ediyorum. Yani çok size emeğiniz var bu işte. Teşekkür ederiz. Ben ilk defa bu projeyi bu kadar şeyde. Mesela ben bu son sadece Zeynep'in bazı o gösterişleri bir iki tanesini şeyde görmüştüm. Okulda bir sergide. Ama diğerlerinin ayakkabılarını ilk defa görüyorum. Yani hakikaten yani gururlandım. Gerçekten çok güzel işler. Hocam elinize sağlık. Çocukların da elinize eline sağlık.
Sizlerden çok çok teşekkür hocam. Ediyorum. Hocam, zaten bence bu yayından sonra sizlere daha çok diğer akademisyen arkadaşlardan sorular ya da tavsiye istekleri gelebilir. Yani bu bayağı özendirici oldu. Hatta İlhan Hoca ile ben bu projeyi ilk kez konuşurken, hani işi anlatırken ben kendim de özendim. Hani ben de okuldaki dersimi niye işte şu bölümle şöyle yapmıyorum falan gibi bende de fikirler uyandı. Eminim bunun bu programın etkisi büyük olacak. Özellikle güzel sanatlar eğitiminde. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırdığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Kızlar, sizler de bir şey söyleyin. Kapatacağız herhalde. Bayağı geçmişiz ya. Bir çeyrek saat. Evet. Evet. 15 dakika. Problem yok. Bir şeyden söz edebiliriz. Bu projeyi tamamlayan öğrenciler 3. sınıf öğrencileri. Projeden sonra birçok proje yapıyorlar aslında. 4. sınıf projeleri, diploma projeleri ve burada kazandıkları bilgileri araştırmadan tutun sunuma kadar bundan sonra yaptıkları projelerin her aşamasında izlememiz mümkün çok olumlu şekilde. Mesleki dillerinin çok geliştiğini görüyoruz. Daha bilinçli kullanmaya başladıklarını, belli terminolojileri görüyoruz. Bu nedenle bu projeyi alan öğrencilere gerçekten projenin çok olumlu katkıları oldu ve ondan sonraki projelere de yansımalarını izlemek çok açık bir şekilde mümkün. Bunu söyleyebilirim. Hocam ben de şöyle söyleyeyim, belki arada böyle bir soru gelmişti, haberiniz var mı öğrenciler nasıl değerlendiriyorlar diye. Buradan bir küçük çağrı olsun. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra, mesleklerinde bir süre yol aldıktan sonra, ya biz böyle bir proje yapmıştık, şu an ne kadar etkisi var dedikleri varsa tekrar ulaşabilirler, görüşlerini söyleyebilirler. Bir kontakla oradan bilgi alma şansımız da olabilir. Belki burası bu platform bugün için onlara bir küçük çağrı platformu anonsu gibi olsun. Tabii, belki tabii. Oradan da gelen bilgilerle hem projeyi daha geliştirme noktasında önemli olur, hem de belki onlar da kafalarında bugünü yaşayan genç tasarımcılar olarak ya da meslekte yol almaya başlayan tasarımcılar olarak belki içine katkı sağlayabilecek yeni fikirlerle bu projelerin kesinlikle gelişmesini de sağlayabilirler. Kesinlikle. Bu da bizim böyle bir bugünün sonu olsun. Vallahi ki keşke şey olsa, tek tük geliyorlar ama yani bu çağrı önemli bence. Çünkü bizim şeyimiz evet, yani kurumsal olarak bizde alışkanlık yok yani mezun ilişkilerinde falan çok başarılı değil açıkçası yani. Hiç öğrencileri görürsek edersek eksik olmasınlar, sitayişle bahsediyorlar ama o kadar. Ama bunu biraz daha hakikaten şey yapmak lazım. Yani hakikaten o çocuklardan 5 sene, 10 sene sonra geri bildirim almak önemli. Çok önemli. Bu projeden sonra çok yararlandım diyen bir öğrenciyle karşılaştım. Öyle karşılaşıyoruz ama çok şey, çok arizi yani böyle tek tip tesadüfi şey. Oluyor. Tabii. Aslında ben burada Arda'nla gerçekten Zeynep'e de çok, ben de çok beğendim işlerinizi, son dönemde yaptığınız işleri çok çok hoşuma gitti. Belki bu noktadan itibaren arada yine sözler geçti. Yeni iş modelleri önermek bile olabilir sektöre. Yani burada belki bir iş bilimcinin dahil olmasıyla dersin içeriğinde ya da yeni oluşacak farklı önermelerde yeni dersler de olabilir. Bugün çok ilham verici bir gündü. Ben gerçekten kendi adıma bizleri aranızda kabul ettiğiniz şey daha, keşke pardon. Devam ediyorsak başka şeyler de yapabilirmişiz gibi hissettim şu an. Deminki şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu senin sözlerinden bir çağrışım oldu. Hani bunu diğer kurumlar yapabilir miyiz? Şimdi bu pandemi hani biraz da bardağın dolu tarafına bakalım. Pandeminin de biraz bir nimeti diyelim tırnak içinde. Yani hepimiz bu şeyde internet ortamında bu tip şeylerle, programlarla ders yapar olduk. Bir alışkanlığımız oldu. Yani bu şekilde belki bir hani fiziksel olarak bir araya gelinmesi biraz zor problem ama yani böyle bir şey yine bir ciddi bir organizasyon sorunu ama böyle bir şey yapılabilir. Yani sanal alemde proje yapılabilir diye düşünüyorum ben. Farklı şehirlerde de yapılabilir. Gayet tabii. Gayet tabii. Yani bu teknolojinin bu imkanı var. Öbür türlü hani şey Yaşı Bey bir okazyondu geldi. Veya ne bileyim yazın bir şey yapılabilir. Yani şey dışında olabilir belki. O da nasıl olur bilemiyorum. Yani çok şey yapılabilir. Yani öneriler de gelsin. Bekleyelim bakalım. Biz açığız yani. Zaten amacımız hep oydu. Bunu biraz daha yaymak plandı. Bence bugün çok iyi oldu. Suya taşı güzel. Attık en azından diyelim. Yani evet, somut evet. Olarak görülmesi çok önemli ve değerliydi bu bence, paylaşım. Bence somutlaştırdı.
Yani bu kapılar ardında kalmadı. Peki, başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben yavaş yavaş etkinliğimizi sonlandırıyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Etkinliğimizi burada bitiriyoruz. Bundan sonraki GMK etkinliklerinde görüşmek üzere diyorum herkese ve iyi geceler. Teşekkürler. Sağ olun. İyi geceler herkese. Teşekkürler.